Efendim iyi akşamlar. Haberin içinden programıyla karşınızdayız. Hemen konuklarımı takdim edeyim sizlere. Emekli Tümamiral Doktor Sayın Deniz Kutluk ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet. Bildiğiniz gibi değerli izleyenler, ülkenin gündemi oldukça kalabalık, oldukça hareketli. Birçok sorunumuz var elbette sizlerin de bildiği gibi ama iki önemli başlık şu anda önümüzde duruyor. Yani koronamız var, hukukla ilgili sıkıntılarımız var ki en ciddi problem hep söylerim hukuktur. Ama onun dışında geldiğimiz noktada ekonomi çok ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Ekonomik veriler giderek kötüleşerek geliyor. Her ne kadar TÜİK bu verileri bir parça değiştirerek kamuoyuyla paylaşsa da insanların yaşadığı, yurttaşların yaşadığı gerçek hayatta pek de TÜİK verileriyle uyuşan bir tablo çıkmıyor ortaya. Evdeki mutfak farklı, TÜİK'teki veriler farklı sonuçlar çıkıyor. Ama elbette yurttaşlar inanılmaz bir biçimde ekonomik darboğaz içine girmişler. Bir de bunun üzerine pandemi eklenince sıkıntı giderek büyüyor. Bir başka önemli başlığımız Doğu Akdeniz değerli izleyenler. Doğu Akdeniz oldukça sıcak bildiğiniz gibi. Doğu Akdeniz'de masa kuruldu. Masa çok önceden kuruldu ama biz yeni yeni o masaya girmek için adımlar atıyoruz. Daha önceden var mıydık o masada? Niyetimiz vardı ama çok da aktif bir rol üstlenmiş değildik. Bir parça uzaktan baktık olaylara, uzaktan seyrettik ama baktık ki işin sonu çok da parlak gelmeyecek. Ondan sonra hamleler başladı. Fakat o hamleler yeterli mi değil mi? Geçmişte neden böyle bir uzak durma durumunda kaldık? Bütün bunları konuşacağız Haberin içinden programında. Doğu Akdeniz'de İtalya bir tarafta, Mısır bir tarafta, Libya bir tarafta, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, bütün ülkeler, yakın ülkeler hepsi bir biçimde oradaki rezervden, oradaki pastadan pay almaya çalışıyorlar. Elbette Türkiye'de burnunun dibindeki bir yer zaten. O da kendi hakkını almanın peşinde. Fakat biraz önce de ifade ettiğim gibi biraz geç kalınmış gibi gözüküyor. Ancak şimdiki hamleler o masadaki yeri en azından kazanmaya, daha sonra da sağlamlaştırmaya yönelik. Mavi vatan nedir? Mavi vatanı koruyabilecek miydik? Mavi vatan deyince aklımıza ne geliyor? Doğu Akdeniz'deki sıkıntılar hangi tarihte başladı? Biz niye bu zamana kadar bekledik? Bütün bu soruların yanıtlarını burada programda arayacağız değerli izleyenler. Ve emekli Tümamiral Doktor Deniz Kutluk'la başlamak istiyorum. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Doğu Akdeniz gerçekten fokur fokur kaynıyor hani tabiri yerindeyse. Öncelikle Doğu Akdeniz olayını bize tarafları, bulundukları pozisyonları, masadaki yerlerini, kimlerin ne talep ettiği noktasında bir fotoğraf koyarsanız bundan sonraki sözlerimiz daha net anlaşılır diye düşünüyorum. Buyurun efendim. Evet. Şimdi Doğu Akdeniz'in doğusundaki Kıbrıs uyuşmazlığı ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin haksız bir şekilde adayı Kıbrıs Cumhuriyeti imişçesine temsil ediyor oluşu uzun zamandır var olan sorunun kök nedenidir. Bunun yanında Doğu Akdeniz derin bir deniz. Derin denizlerde petrol ve gaz çıkarılması 2002 yılı civarında artmaya başladı. 2000-2001 yıllarında 500 metre civarındaydı. Sonra bugün 3300 metreye çıktı bu. Dolayısıyla bu 2000 metreler işletilmeye başlayınca birden Kıbrıs'ın etrafındaki kapan bölgeler, yani petrol kapanları, gaz kapanları petrol şirketlerinin dikkatini çekmeye başladı. Ardı ardına Rum yönetimi bu bölgelerde önce kendisinin Münasır Ekonomik Bölgesi'ni ilan etti. Halbuki adanın Münasır Ekonomik Bölgesi tek başına ona ait olmayan bir yer. Çünkü bu denizdeki yetki alanları dediğimiz ekonomik bölge ve kıta sahanlığı karadan gücünü alan, yetkisini alan alanlar. Halbuki kuzey biliyorsunuz onlara ait değil. Bu itiraz edildi tabii Türkiye tarafından. Bu Yunanlar, Rumlar bu itirazı dikkate almadılar. Arkasından Rumlar ardı arkasına sınırlandırma anlaşmaları yapmaya başladılar. Mısır'la, Lübnan'la, İsrail'le. Türkiye bunları hepsine itirazlarını koydu. Daha sonra ruhsat verdiler.
yabancı şirketlere. Türkiye ruhsat verildiği an, Türkiye'de bak fiili bir şeyler yapması gerektiğini anladı. Türkiye'de ruhsat verecek hamleyi başarmak için önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir kıta sahanlığı anlaşması yaptı. Ruhsatlar yayınladı. Sonra ruhsatları delecek, araştıracak gemi lazımdı. Bu gemi şirketleri hepsi yabancı kontrolünde. Onlar ise bunlara izin vermediler. Türkiye'nin bu işleri yapmasını önlediler. Bu sefer Türkiye bu hamleleri fiili durumlarla karşılamak için bu bölgede kendi gemilerini yaratmak için çaba içinde oldu. Nitekim şu an çok büyük bir filo yaratmış durumda. Yani 3 tane sualtı sismik çalışması yapacak gemi, 3 tane sondaj gemisi, derin sondaj gemisi sahibiz. Bütün bunlar son 10 sene içinde oldu. Büyük paralar tabii harcandı. Milli Güvenlik Kurulu bu kararları verdi. Sonuçta sözlerle ve Birleşmiş Milletler'e yapılan protestolarla durumu durduramayacağını anlayan Türkiye, bölgede 2002, 2016, 2018, 2019 ve 2020'de gerekmediği halde kıta sahanlığı sahalarını ilan etti. Kıta sahanlığı ilanı gerekmeyen bir haktır denizde kullanılan. Denizde kullanılacak bir yetki alanıdır. Çünkü kıyıya ait bir haktır. Ipso facto ab initio diye tabir edilir. Bir kıyının varlığının başından itibaren sonsuza kadar ona ait demektir. Latince'de. Şeyde de böyledir. Yani bunun Birleşmiş Milletler yasasında da durum böyledir. Öyle tanımlar. Türkiye'nin bu açıkladığı sahalar haliyle Rumların açıkladığı sahalarla çatıştı birçok yerde. Fiilen de oralarda hem sismik hem delme için gemiler gönderildi. Ve durum gerginleşmeye başladı. Ama bu arada Rumlar birkaç adımda ilerlemişlerdi. Bölgedeki ruhsatları fiilen gemiler gelerek bölgede delmeye başlamıştı. Veya işte delme öncesi çalışmaları yapmaya başlamıştı. Yani birçok safhası var denizaltı çalışmaların. Evet. Bu safhalarda ilerlemekteydiler. Birçok yabancı firma ilgi duydu. Başta Nobel Amerikan şirketi olmak üzere. Diğerleri geldi. Total, Eni, Kogaz geldi ve hatta Katar gaz firması geldi. Konu böyle yani karşılıklı hamlelerle gelişirken Türkiye'de yakın zamana gelirsek 2019 Kasım ayında Libya ile bir ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması imzaladı. Böylece güneybatı sınırını saptamış oldu. Bu ilan ettiği sahanın anlaşmaya bağlamış oldu. Daha evvel de Türkiye ile Kıbrıs arasını KKTC ile anlaşmasıyla sınırlamıştı. Dolayısıyla diğer köşeleri de bitirince oradan ekonomik bölge ilana doğru geçecek Türkiye'nin hamlesi bu. Bu büyük bir tepkiyle karşılaştı Yunanlar tarafından. Yunan basını takip ederseniz adeta öldüler bittiler. Yani bu Libya anlaşmasından dolayı. Hatta bu anlaşmanın yapılacağını istihbar etmiş olmadılar. Çünkü biraz onun öncesinde Türkiye'de bu yapılsın diye yazıldı, çizildi. O sırada yapılmadan önce Yunan basını bu konuyu müthiş korkuyla, endişeyle ele almıştı. Yapılınca da öldük bittik durumuna geldiler. Ya biliyorsunuz yapılan anlaşma Büyük Millet Meclisi'nden onaydan geçti. Libya tarafında da tanınmış olan hükümet onun hemen üstteki konsey tarafından onaylandı. Onay belgeleri teati edildi uluslararası hukuka uygun olarak. Ve iki taraf da bunu Birleşmiş Milletler'e sundu. 102. maddesi kapsamındaki geçerliliği diğer üçüncü taraflar için de bağlayıcı olsun diye. Şimdi bu gelişmenin aşağı yukarı demek ki 8,5-9 ay sonrasında ve biz bir Naftex işlemi sürdürürken, yani bu ilan ettiğimiz sahalarda sismik çalışmayı yapmak üzere 21 Temmuz'da. Naftex'i biraz açar mısınız? Yani Naftex'in Naftex eski bir isim. Navigational Telex manasına geliyor. Onu kısaltmışlar, Naftex yapmışlar. 1980'li yıllara ait bir teknoloji ama bugün de kullanılıyor. Bu nedir? Gemilere tek yanlı bölgedeki tehlikeleri bildirir. Seyir tehlikelerini, batan gemileri, fırtınaları, kirlenme ihtimallerini, kaybolmuş insanları rapor eden 26-27 tane mesaj cinsi vardır. Bunlardan bir tanesi de tabii o bölgede açık denizi kullanacaksanız diğerlerinin kullanmayacağını onlara ifade etmeniz lazım ki onlar oradan kazayan gelmesinler, geçmesinler diye.
Bu amaçla yapılır. Türkiye'nin bu bölgede 3 tane sorumluluk alanı var. Navtex ile ilgili. Çanakkale, İzmir ve Antalya. Karadeniz'de de Samsun. Yunanistan'ın da Girit'te var. Bir yerde daha var. Nerede olduğunu anımsayamıyorum ama Atina olabilir. Şimdi bu sahaları, bu istasyonlar o sahalardan sorumlu. Yani o sahalara bu istasyonlar yayın yapabiliyor. Aksi halde gemideki telex zaten onu alamaz. Evet. Otomatik çalışıyor. Amacı da gemideki vardiya subayının dikkatinden kaçmasın bu tehlike diye. Tek yönlü gönderir devamlı. İşte bunlara NAVSEC deniyor. Türkiye'de seyir hidrografi ve oşanografi dairesi bunları yayıyor. Bu tabii oldukça siyasallaşmaya yol açıyor mesajlarında. Tarafların birbirine olan deniz hukuku iddiaları orada da yer alıyor. Mesela biz Kıbrıs'ın bir NAVTEX'i var. Onun yaptığı her yayına bir protesto veriyoruz. Çünkü siz Kıbrıs adını kullanma hakkınız yok. Evet. Siz burayı gasp ettiniz bu adı. Çünkü siz anayasaya göre kurulmuş bir devlet değilsiniz. Çünkü anayasada eşit iki taraf var. Bu taraflardan Türkler ortada olmadığına göre siz bunu tek başına kullanamazsınız diye bu yayınların içinde o tip şeyler de geçiyor. İşte bu NAVTEX yayınlanan 20 Temmuz'da yayınlanan arkasından Türkiye hazırlığını yapıp bayram öncesi bu bölgeye gemilerini göndereceği sırada, ama arada da bayram tabii var, birdenbire bir basında bir heyecan oluştu. Türk tarafının hiçbir şekilde duyarlı olduğu bir dönem değildi. Efendim işte Almanya şansölyesi müdahale etti, savaş çıkacaktı, rica etti, bir doruk diplomasisi yürütüldü ve Türkiye bunu ertelemeyi kabul etti. Bu NAVTEX'i ertelemeyi kabul etti şeklindeydi. Biz şaşırmıştık. Yani ortada savaş yapacak hiçbir şey yok çünkü. Yani Türkiye 18 yıldır ilan etmiş olduğu bir sahaya gidiyor. Evet. Yeni bir şey yok. Yeni bir şey değil o. En azından 9 ay önce anlaşmasını bitirdiği bir sahanın ucuna gidiyor. Yine yeni bir şey yok. Bu savaş lafları nereden çıkıyor filan dedik. Bu erteleme meğerse 17 yıldır sürdürülmekte olan Mısır'la Yunanistan arasındaki deniz yan sınırı, ekonomik bölge yan sınırı müzakeresiyle ilgili bir gelişmeye kapı açmak için olmuş olduğu anlaşılıyor. Şimdi tabii olay bittikten sonra anlıyorsunuz. Bu da kendi içinde çok enteresan nedenlere sahip bu gelişme. Neden? Çünkü 17 yıldır anlaşamadığınız konu neydi de birdenbire anlaştınız. Bu anlaşacağınızı nereden biliyordunuz da Merkel'e ricada bulundunuz? Evet. Müzakere başlamadan siz bu anlaşma yapacağınızı nereden biliyordunuz ki? Çünkü 4 tane uzlaşma noktası, uzlaşmazlık noktası olduğunu bakanlarının Sky TV'ye verdiği uzun mülakattan anlıyoruz. Bakan diyor ki ben de oraya giderken bir şey imzalayacağımı bilmiyordum diyor. Ben oraya ufak tefek düzeltmeler yapmaya gidiyordum diyor. Ama diyor arada diyor bir Amerikan Dışişleri Bakanı telefon etti. Bu diyor Şükrü'ye diyor Mısır Dışişleri Bakanı'na diyor. Bir şeyler konuştular diyor. İşler yoluna girdi diyor. İmzaladık diyor. Çok sevinçliyiz diyor. Şimdi burada bu işin arkasında Amerika olduğunu anlıyoruz. Amerika'da biliyorsunuz genellikle derler ki işte Amerika İsrail'e çok yardım ediyor. Bu bilgi yanlıştır. İsrail Amerika'yı yönetir. Neyle yönetir? Dünya çapında yayılmış çok güçlü grupları sahip olan Yahudi örgütlenmesi vardır. Bunların içinde Jinsa Entepe'dedir, Jinsa. Anay Brit vardır, Anti-Defamation League vardır, Jewish Committee vardır. Bunların her biri 500 bin ile 100 bin arasında üyesi olan zengin varsıl şirketlerin temsilcilerinden veya Amerika'da emekli orgenerallerden oluşan ekiplerdir bunlar. İşte bunların en tepesindeki Jinsa, bunlar 3 hafta, 4 hafta evvel bir rapor yayınladı Doğu Akdeniz'le ilgili. Daha evvel bizim lehimizde raporlar da yayınladığı bilinir, evet. 2000'li yılların başında. Ve Türkiye'yi orada köşeye sıkıştıracak askeri stratejiyi ele almış olduğunu görüyoruz. Bir takım önerilerde bulunuyor bölge aktörlerine. Şöyle yapın bu Türkiye'de. Ya stratejik ortağımız. Kim? Amerika mı? Evet. Ama biz Jinsa'dan bahsediyoruz. Amerika ile bunu bir entegre etmeyelim. Çünkü Jinsa Amerika'da denetler. Yani Amerika İsrail'i denetlemez, İsrail Amerika'yı denetler. Yani bunu düzeltmek lazım. Bu Türk algısı bu konuda farklı olabilir. Jinsa, İsrail'in, daha doğrusu Yahudi Dünya Örgütü'nün bir parçası. Biliyorsunuz Yahudiler dünyada 13 milyon, 275 tane böyle örgütleri var. Bu örgütlerden ben güçlüleri size saydım, diğerleri de var. Bunlar 2 yılda bir Jewish Congress diye toplanırlar. Burada 2 yıl içinde dünyada neler düzeltilmesi gerekir Yahudi çıkarları için ele alırlar. Planlar yapılır, herkese görevler verilir.
Sonra 2 yıl sonra kongre tekrar toplanır. Herkes yaptığı görevi, yapamadığı görevi, zorlukları nasıl aşmayı düşündüklerini rapor eder. Yani 13 milyonluk Yahudi deyip azımsamamak lazım. Çok güçlü bir altyapıya sahiptir. O bakımdan Türkiye... Evet, insanın böyle bir Amerika üzerinden operasyon oldu yani. Yani şimdi dolayısıyla şimdi biz Amerika'yı nerede görüyoruz? Bir. Dışişleri Bakanı'nın müdahalesinde görüyoruz. Tabii. Mısır-Yunan müzakeresinde evet. 17 yıllık uzlaşmazlığı düzeltmesine görüyoruz. Başka? Öncesinde Jinsen raporunda görüyoruz. Başka? Sonra Türkiye bölgede alarma geçip donanmasını ve hava gücünü bölgeye yığınca o zaman da Amerika'nın arabuluculuk yapmaya kalktığını görüyoruz. Burada Amerika ve Mısır ve Türkiye şunu söylüyor. Yunan kıtası deniz yetki alanı üretebilir. Bir kıtadır. Her ülkede olduğu gibi o da üretir. Ama Yunan adaları bağımsız olarak bunu üretemez. Şimdi burada Mısır'la Yunanistan'ın anlaşmazlık noktası budur. 17 yıllık anlaşmazlık noktasının en önemlisi budur. Aynı bizim durumumuzdadır Mısır. Yunan adaları tanımaz. Yunan kıtasından yapılacak bir 200 kilometreye kadar, mile kadar ekonomik bölge uzantısıyla arasında sınırlandırma yapmayı kabul eder. Ama Yunanlar tam aksini talep ederler. Yani Türk-Yunan arasındaki aynı sorun. İlişki. Aynı sorun. Aynı sorun. Yani ama Türkiye'nin Amerika'ya Mısır arasında Türkiye'nin var. Amerika'ya karşı hassasiyetiyle Mısır'ın Amerika'ya karşı hassasiyeti aynı değil. Mısır Amerika'ya karşı bizden daha hassas. Niye? Bir defa Mursi'yi kimin devirdiği, Sisi'yi kimi başa getirdiği konusunda bir Amerikan kokusunu bir daha duymak lazım. Başka, İsrail'den sonra Amerika'nın en büyük yaptığı dış yardım Mısır'a. Başka, Mısır-İsrail problemini çözmüş olan Amerika, Camp David, 79 yılında. Başka, Mısır'ın çevre ülkelerle olan problemlerine de Amerika müdahale eder. Yani Mısır'da Amerikan silah teçhizatını da görebilirsiniz. Başka kim bilir neleri görürsünüz. Dolayısıyla Mısır'ın kolu bükülmek istenirse Amerika tarafından buna bükülecek bir ortam var. Evet. Bükülmüş müdür? Bükülmüş olduğunu ben söylemiyorum. Yunan Dışişleri Bakanı söylüyor. Dolayısıyla bizim yıllık anlaşmazlık bizim karşımızda şimdi yani çözüldü. Bir oyun var kurulmuş ve biz bu oyunu siyasi güçle hukuka dayalı olarak çözmek yolunda ilerliyoruz. Anlaşılan durumudur. Peki. Şimdi Sayın Kuşoğlu'na da aynı şeyi soracağım. Fakat bir farkı şu. Biz siyaseten nerede hata yaptık? Yani bir yerde bir hata yaptık ki şimdi kendimizi parçalıyoruz. Oradaki haklarımıza sahip çıkabilmek için. Yani bir yerde bir şey olması lazım. Bir eksik bıraktığımız bir şey olması lazım. Evet. Şimdi Sayın Paşam çok güzel anlattı işin teknik boyutunu. Bizim ilk ilan ettiğimiz Navtex'i kaldırmamızın ya da bir süreliğine Avrupa Birliği'nden ya da Amerika'dan gelen baskılarla ertelememizin sonucunda Mısır'ın deniz yetki alanını Mısır Yunanistan'ın ilan ettiğini görüyoruz. Yani bir orada bir oyuna gelmişiz. Evet, bir orada bir oyun var. Orada bir kumpas kurulmuş. Deniz yetki alanı ilanı yok. Ufak bir düzeltme yapalım. Sadece sınır anlaşması. Kimse ilan etmedi. Yani Mısır-Yunan sınırı. Deniz yetki sınırı söz konusu. Sınırı belli oldu. Evet. Bizim gibi Libya'da olduğu gibi. Bu bir şey sonucu. Oyun. Yani bu öyle gözüküyor. Tamamen öyle. Bir oyuna gelmişiz. Fakat bu kadar basit değil. Yani bunun şeyi de var. Geçmişi de var. Ben İsmail Bey, 2011 yılından beri Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyim. Her sene bütçe yapılırken enerji bakanlarına bu konuyu sorardım. Ya bu Kıbrıs civarında neden biz yokuz? Hani bu kadar ülke var, konsorsiyum kuruyorlar. Özellikle o dönemde, ilk dönemlerde Sayın Berat Albayrak Enerji Bakanı olana kadar Taner Yıldız'dı. Her sene sorardım, cevap alamazdım. Sonunda 2016 yılında yanımda da var. Sorduğum bir soru üzerine Sayın Albayrak Enerji Bakanı olarak... Yanınızdakini bulabilirseniz eğer ben onu söyledi. Okuyabilirim. Yani ya da siz 2016 yılı anladığım kadarıyla bütçe görüşmeleri bütçe 2016 devam ediyor. Yani o yıl 2015 seçimleri dolayısıyla Kasım'daydı biliyorsunuz. Evet.
bütçe yapamamıştık. 2016 yılı bütçesini 2016'nın başında yaptık. Şubat ayında. Şimdi o bütçe görüşmelerinde şöyle isterseniz siz okuyun. Ben şöyle bir soru soruyorum. Tutanak mı bu? Şimdi bu tutanak. O kadar önemli evet, ki mecliste bu konu hükümetin evet. Şimdiki siyasi iktidarın bu konuya bakışını gösteriyor. Çok önemli bir konu. Yani devlet kurumlarının mesela bizim yeterince silahlı kuvvetlerimizden istifade edemediğimizi gösteriyor. İstihbarat örgütümüzden istifade edemediğimizi gösteriyor. Enerji şimdi, Bakanlığı'nın yetersiz kaldığını gösteriyor. Zaten, ya evet. da bütün şey ilgili kamu kuruluşlarının dışişlerini vesaire yetersiz kaldığını gösteriyor. Öyle bir durum. Şimdi bakın, şöyle diyorsunuz. Sorum şöyle evet. diyorsunuz. Sayın Bakan, bu arada Bakan Berat Albayrak Enerji evet. Bakanı. Sayın Bakan, konuşmamda belirttim. Enerji zor bir konu, Türkiye için daha da zor. Tabii dış politikayla da bağlantılı. Maalesef dış politikamızın da dip yaptığı bir dönemde siz bu konuyla ilgilisiniz. Dış politikayla bu kadar bağlantılı ve dışarıya da bu kadar enerji konusunda bağlıysak büyük sıkıntılar var demektir. Ben özellikle Kıbrıs'taki bu doğalgaz meselesini sormak istiyorum. Biz onu ihmal ettik senelerden beri. Halbuki Türkmenistan'dan sonra galiba en büyük doğalgaz kaynakları o civarda var. Onları İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanlılar ve Mısır birlikleri işletmeye çalışıyorlar. Biz devre dışı kaldık uzun zamandan beri. Önemlidir. Orada bir pay sahipliğimizin olması lazım. Orada nasıl bir stratejiniz var? Evet. 2016 yılında soruyorsunuz. 2016'da soruyorum. Ben şimdiye kadar sizden önceki Sayın Bakan'a hep sorardım bunu. Hiç cevap alamadım. Bu konudaki bir stratejimiz, bir politikamız sanki hiç yokmuş gibi davrandı. Hiçbir bilgi de alamadık. Sizin bu konuyla ilgili görüşünüz ne olacak? Nasıl bir politikamız olacak? Bu konuyla ilgili çünkü dış politikayla da ilgilendiren çok önemli bir konu diyorsunuz. Evet. Berat Bey cevap verdim buna. Şöyle cevap veriyor. Sene 2016 değerli izleyenler, Bülent Kuşoğlu bütçe görüşmeleri sırasında sene 2016 yani bundan tam 4 yıl önce bu soruyu soruyor. Soruyu soruyorum. Berat Albayrak şu Bülent Bey. Kırmızı olan evet, oradan itibaren. Çok evet. enteresandır cevabı. Yani şöyle bu Berat Bey'in söylüyor. Şahsi bir cevabı değil bu. Yine, İktidarın cevabı bu. Yine tabii ki yine Bülent Bey zannediyorum siz demiştiniz ciddi bir rezerv var diye. Orada çok ciddi bir rezerv şu an itibariyle yok. Büyük bir ihtimalle henüz birden fazla farklı resmi otoritenin onayladığı büyük bir rezervden bahsedilmiyor. Muhtemelen birçok farklı kaynağın şu an itibariyle ortaya koyduğu rezerv miktarı 1 trilyon metreküpün altında. Dünyada 4 büyük gaz üreticisi ve rezerve sahip ülkeden bahsediyorsak İran, Rusya, Türkmenistan ve Katar'dan bahsediyoruz. Yani bu gaz rezervi çok önemli mi diye sormuş. Evet. Berat Albayrak. Soruyor. Ben de diyorum ki önemli siz mi devam, diyor. Dünyada devam ikinci büyük rezerv olduğu söylendi bir ara diyorsunuz. Karşılıklı bir konuşma var anladığım kadarıyla. Evet. Devam ediyor Berat Albayrak. Söylenenler var ama ispatlanan, onaylanan uluslararası kriterde bir rakam yok. Ama ciddi bir gaz var mıdır? Bu Türkiye'de bir alternatif midir? Pazar oluşturabilir mi? Avrupa arz güvenliği ile ilgili değerlendirilmesi gereken bir kaynak mıdır? Bu soruları siyasi iklimin normalleşmesinden sonra cevaplamak, bu istişare ve toplantılardan sonra adım atmak daha gerçekçi yorumlar ortaya koymamızı beraberinde getirir. Peki sonra Azerbaycan'dan bahsediyorsunuz, Irak'tan bahsediyorsunuz falan diye devam ediyor. Farklı bir konuya geçmiş. Şimdi burada İsmail Bey şöyle bir şey var. Güney Kıbrıs'ın gördüğü Mısır'la İsrail'le, biraz önce Paşam söyledi, İsrail politikaları çok önemli. Özellikle bölgede, Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'de çok önemli. Evet. Şimdi İsrail görüyor bunu. Güney Kıbrıs görüyor, Yunanistan görüyor, Mısır görüyor, Lübnan görüyor. Peki Türkiye nasıl görmüyor bu bilgiler? Paşam biraz önce şirketlerin adlarını söyledi. Tabii. Yıllardır ilgileniyorlar dedi orayla. Ve biz diyoruz ki orada önemli bir rezerv yok. Yani önemli bir rezerv olup olmaması da çok önemli değil ama önemli bir rezerv var. Ama Türkiye bunu göremiyor. Türkiye devlet olarak bunu göremiyor, anlayamıyor. Yani orada rezervin olup olmamasından ziyade oradaki konsorsiyum, o birliktelik bir şeyler yapan, bir araya gelen bu ülkeler çok önemli. Türkiye bir kenara çekildi. Burada doğalgaz yok. Olsa bile biz olmadan bu çıkmaz. Çıksa bile biz olmadan Avrupa'ya taşınmaz gibi böyle saçma sapan
şeyler söylediler. Halbuki devlet olarak bu tür olaylara zamanında müdahale edeceksin, farkında olacaksın, fevkinde olacaksın. Yapılamayan budur. Bakın bizim yetiştirdiğimiz insanlar var. Paşam burada. Onun gibi Enerji Bakanlığı'nda da yetişmiş insanlarımız vardı. Vardı. Ama liyakata önem vereceksiniz. Bu insanlar görev alacak, görecek, bilecek. Devleti de bilgilendirecek. Ne olduğunu görecek. Yani yetişmiş paşalarımızdan sıkıntı, birisi. Sıkıntı bu. Sıkıntı bu. Yani devlet olamama Türkiye'yi bugün bu noktaya getirmiştir. Biz ne zamandan beri şeyde Kıbrıs çevresinde, Doğu Akdeniz'de petrol arıyoruz, doğalgaz arıyoruz. Kaç yıldır? Bulduk, bulacağız. Bulduk. Bulabildik mi? Hiçbir şey yok. Yani bunlar birlikte hareket edilmesini gerektiren, öngörü gerektiren, devlet olmayı gerektiren, devlet bakışı gerektiren, devlet aklı gerektiren konulardır. Evet. Yani bakın enerji ve dış politika birlikte yürütülmesi gereken. Bugün biz Mısır'la neden karşı karşıyayız? Mısır yüzünden bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da. Neden? Sadece yani devlet aklıyla değil. Mısır'la biz devlet uyum aklıyla, halinde olabilseydik Yunanistan'la Mısır bu anlaşmayı muhtemelen yapamayacaktı. Daha önce yapamadı. Evet. Biz bunu siyasallaştırdığımız için, devlet aklıyla yürütmediğimiz için, devlet aklıyla değil de tek kişinin aklıyla, siyasi bir partinin görüşüyle çok basit olarak gördüğümüz için bu noktalara geldi, getirildi. Hı. Katılıyor musunuz sıkıntı Sayın Paşam? Katıldığım yönleri var, katılmadığım yönleri var. Buyurun. Şimdi ben eğitimim siyaset bilimi. Hükümetle bir süre görev aldım. Bu arada ben söylemedim. Evet. Siz bu arada balyozdan tutuklanan. Ben balyozdan 4 sene hapis yattım. Evet, 4 sene benim gibi 136 yatan, tane yani Bahriye subayı, 36'sı amiral, gerisi de amiral adayı albay. Hapiste benimle beraber yattı. Bu arkadaşlar Doğu Akdeniz'deki bu varlık gösterme, yani askeri ve denizde donanmayla varlık gösterme olayının büyük kısmıyla rol almış arkadaşlar. Bu işin içinde problem çıkarsa bu işi yürütecek arkadaşlar. Evet. Yani sonuçta ölenler kaldı. Mezara defnettik arkadaşlarımızı. Kalan sağlar, mesleğe tutunanlar, terfi ettiler. Şu an donanma savaş tertibinde Doğu Akdeniz'de. Bakın savaş tertibinde. Bu demektir ki yanlış adım atanın kesinlikle yol açacağı büyük bir çatışma çıkabilecek durumda. Ve bu arkadaşlar görevlerin başında. Evet. Yani hapiste yattık demediler. Hepsi devletine sahip çıkmak üzere sağlanan imkanlarla, gemilerle, rütbelerle sevk idare zincirinin içinde bulunuyorlar. Katıldığım ve katılmadığım yönlerini şöyle takdim edeyim. Şimdi Türk bürokrasisinde 2.7 milyon insan çalışıyor. Yani benim yıllarım bakanlıkların içinde geçti. Enerji Bakanlığı'nda bir yıl soruşturma yürüttüm. 1980-83 arasında. Yani ne yapılıyor ne yapılmıyor bunun da izleyicisiyim. Doktora çalışmam boru hatları üzerindedir. Petrol ve gaz politikaları ve uluslararası istismarları konusu üzerindedir. Fiyatlandırılması, kandırılma nasıl yapılıyor ülkeler, kolları nasıl bükülüyor bunlar üzerindedir. Dolayısıyla söylediklerimin arkasında olacağım şu andan itibaren. Şimdi Türkiye'de dış politika çok zor ve çok yetişmiş kadroya ihtiyaç gösteren bir alan. Bülent Bey'e tamamen katılıyorum. Ve bu kadro Dışişleri Bakanlığı'nda da erozyona uğratılıyor. Silahlı kuvvetlerde de erozyona uğratılıyor. Buradan bir defa vazgeçmek lazım. Çünkü dış politika karakteri itibariyle iktidar muhalefet ayrımı gözetilmeyen bir alandır. Evet. Çünkü burada konulan hedeflerin ele geçirilmesi 50, 100, 150 yıllar gibi süre alır. Dolayısıyla bu süreler içerisinde ülkelerde siyaset yapanlar değişir. O bakımdan üzerinde hedef olarak uzlaşılan bir dış politika herkes tarafından güçle onun arkasında durarak elde edilmeye çalışılır. Örnek vereyim, Ayastefanos Anlaşması'nda çözümsüz kalan Türk-Bulgar sınırı 1984'te, yani 106 yıl sonra çözülebilmiştir. Basit bir şey. Türk-Yunan yan sınırı 1931'den beri çözülmeyi beklemektedir. Türk-Suriye sınırı çözülmemiştir. Ne kadar? Sayın. Kıbrıs yani, sorunu herkese. Kıbrıs sorunu benim ölçüme göre 52 yıldır müzakere ediliyor. 68'den beri müzakere ediliyor. Yani uzun vadeli ve hafızaya dayalı bir politika götürmek lazım. Bir önceki hükümetlerin bıraktığı dosya ve birikim ve onu taşıyacak kadroların elle tutulmasıyla mümkün olabilir. O bakımdan
böyle kadroların kolayca harcanması dış politikada insanlara çok büyük zarar verir. Dış politikada zararlar nesilden nesile zarar olarak birbirini beslemeye devam eder. Bu işin şey tarafı, temel tarafı. İşin pratik tarafına gelince, şimdi burada sanıyorum sizin sualiniz Kıbrıs'la ilgili bir sual sordunuz Sayın Bayrağı, Bakan Bey'e. Yani şimdi, oradaki Doğu Akdeniz'deki nihayetinde aynı çerçevede değerlendirmek mümkün. Şimdi bizim yani oradaki Kıbrıs ortaklığımız Kıbrıs, sadece Kıbrıs. Evet. Yani bizim egemen alanlarımıza el atan oradaki devlet Kıbrıs. Bizim Suriye ile bir anlaşmamız yok. Diğer ülkelerle bir çatışmamız yok, müzakeremiz yok. Yani İsrail'le, Mısır'la bu konularda. Dolayısıyla sadece Kıbrıs var Doğu Akdeniz'de. Kıbrıs'ta da bizim el attığımız alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin el atmaya çalıştığı alan. Dolayısıyla biz burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını koruyoruz. Bir de bizim sahamızda da biraz tecavüz var, onları da geri alıyoruz. Orada da ayrı bir sorun fiili var. Fiili durumda. Yani. Evet. Şimdi burada çıkacak olan gaz sanıyorum Sayın Bakan'ın referans yaptığı. Burada Yunan tarafı ve Rum tarafı şunu iddia ediyorlar. O kadar çok gaz var ki burada. Bu gazdan biz ihya olduk, ihya. Öyle söylüyorlar. Gerçek 180 milyar metreküple başladılar. 113'e indiler. 82'ye indiler. 82 milyar metreküp gaz çıkarılabilecek miktar değil. Yapacağınız masraf, boru hattınız veya onu sıvılaştırma tesisiniz o parayı alıp götürüyor. Yani aslında gaz, Rum tarafında gaz yok. Bugün de çıkarılmış gaz yok. En erken gaz gelişi 3 sene sonra, işler yolunda giderse, tahminler tutarsa, gaz fiyatları yüksekliğini korursa, şu an 10 dolar gaz fiyatı 2 dolara düştü. BTU'su, milyon BTU'su. Evet, biz bir süre sonra bedava verecekler. Ama şu var, 2000 metreden gazı çıkarmak için bir maliyet üstleniyorsunuz, kuyubaşı maliyeti. O maliyet duruyor. Siz o satış fiyatı düşerken o maliyeti katlanmak zorundasınız. Hal böyle olunca o gaz çıkarılaması hale geliyor. Doğu Akdeniz'deki bu Kıbrıs odaklı yerde şimdi ilgiler azalmış vaziyette. Bu ilgiler azaldı ve şirketler zarar etmeye başladığı için de Noble şirketi, lider şirketi Chevron satın aldı. Chevron da dünya lideri. Yani bu alanda 7 kız kardeşin en büyüklerinden bir tanesi. Yani devlet gibi bir şirket. Öyle düşünün. Yani Boeing nasıl 200 bin kişi çalıştırıyor? Yani ordu gibi. Bu da öyle bir şirket. Dolayısıyla şimdi burada Kıbrıs odaklı olarak Bakan Bey'in cevabı doğru. Kıbrıs'ta çıkarabilecek gaz, Güney Kıbrıs Rum yönetimi de ihya etmez. Paylaşıldığı zaman yarısı kuzeye gideceği için kimseye bir şey kalmaz. Türkiye direkt sondaj yapıyor bölgede. Şu an bu kabiliyet erişilmiş vaziyette. Bu çok önemli bir kabiliyet. Yani donanma sahibi olmak gibi bir şey bu. Yani bunu bir defa altını çizmem lazım. Paşam eğer bu kadar yetersizse biz niye sondaj yapıyoruz, sondaj gemileri alıyoruz falan. Yani o zaman bu pek mantıklı olmadı. Yani doğalgaz yetersizse yapmayalım. Şimdi şöyle düşünün. Varsa o zaman niye sondaj yapıyoruz? Şöyle yoksa düşünün. Niye sondaj yapıyoruz o zaman? Yani 10 defa sondaj yapıyorsunuz. Bir de tabii bütün olarak sondaj, da almamız lazım. 10 sondajdan bir tanesinde isabet şansımız daha var. Daha da fazla, daha da fazla. Karadaki bir sondaja, tabii, denizdeki sondaj 30 kat daha maliyetli. Tabii. Dolar 6 lirayken 460 milyon liraydı bir sondajın maliyeti. Karadakiyle mukayese edersin diye söylüyorum. Sığ suda sondaj ucuzken derin suda sondaj çok pahalı. Derin suda sondajın çıkartma maliyeti yüksek. Taşıma maliyeti bir problem. Çünkü boru hattı mı, bir başka şekil mi, kime satacaksınız gazı? Şu an bakın Leviathan bölgesinde İsrail'in 900 milyar metreküp çıkarılmış gazı var. 900 milyar metreküp. Biz 50 milyar metreküp yılda tüketiyoruz. Demek ki bizim 18 yıllık tükettiğimiz kadar gazı var elinde. Satacağı yer yok. Satamıyor. Onun için bu Doğu Boru Hattı, yani Doğu Akdeniz Boru Hattı, İsmet şeyini kurdular, platformunu kurdular kendi aralarında. Ama o platformun maliyeti 10 milyar dolar. Yapılabilecek fizibilite çalışmasına kimse para vermiyor çünkü çok riskli. Yani olmayabilir. Büyük fay hatlarının içinden geçiyor, derin sulardan geçiyor, problemli deniz alanlarından geçiyor, yetki çatışması, jeopolitik problemli alanlardan geçiyor. Yani gaz var, kapana kısılmış vaziyette. Gaz var, satış fiyatı çok düşük, çıkartma maliyetinden bile düşük. Yani dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki problem bir çok parametreli bir problem. Yani peki, öyle böyle her şey doğal gaz. İskender Kılıcı'nın stratejik bir tarafı yok mudur bu işin? Her şey para mı yani? Her şey oradaki gaz mı? Ha şu var. Özel sektör bu işleri yapıyor. Yani Türkiye Petrol Anonim Şirketi gibi dünyada bir sürü şirket var. Bu şirketler bu
Yatırımı kendileri yapmıyorlar. Bankadan kredi olarak yapıyorlar. Banka diyor ki, karı ne zaman realize ediyorsunuz? Banka makul sorarsa, ben paramı ne zaman geri alacağım diyor. Kaç yıllık ben size borç veriyorum, kredi veriyorum diyor. İşte o noktada işler kitleni veriyor. Kimse cebinden para koyup ben şu şöyle yapayım demiyor. Yani bu işin petrolde de durum aynı, doğalgazda da durum aynı. Petrolde kaç varil çıkaracağınızı ispatlamak zorundasınız. Bir de rezerv bir sürü tanıma sahip. Yani bulduk, müthiş gaz bulduk, şu bu. İşletebilir rezervi. Yani işletebilir rezerv. Ne kadarı garanti, ne kadarı hayali. Vallahi onun için bir sene çalışmamız lazım. İşte banka onlardan sonra devreye girip kredilendirmeyi düşünüyor. Şu ana kadar da bu hattı benim bildiğim kadarıyla kredilendirmeyi düşünen yok. Fizibiliteyi de finanse edecek kimse yok. Ön fizibilite için Rum-Yunan yaygarasıyla Avrupa Birliği bir 3 milyon euro verdi. İtalya ben almaktan vazgeçtim dedi. Ayrıca çatışmalı alanlarda, yani Türkiye Rum tarafı çatışması olan bir deniz yetki alanında böyle 30 yıllık, 40 yıllık bir işletme projesini hayata geçirmek mümkün değil. Şirketler kaçıyor. Eni kaçtı. Eni Akdeniz'in en büyük şirketi. Kaçtı. Niye? Dedi ben kardeşim sizin savaş gemilerle mi uğraşacağım? Yoksa burada teknik bir çalışmayla mı uğraşacağım? Ticaretimi mi yapacağım? Dolayısıyla biz onu biliyorsunuz sahaya girmişti. Savaş gemilerimiz onu sürdü çıkardık. Burası bizim dedik. Ne yapacak? Hayır ben gene burada çalışacağım dese kafasına iki top yer biter işi. Dolayısıyla çekildi gitti. Ben de sizle uğraşamam dedi. Başka yere gitti. Paşam buradaki şu benim sorduğum soru da yani yıllardan beri bu tür bir konsorsiyum var. Burayla uğraşılıyor. Bir araya geliyorlar. Şimdi Güney Kıbrıs bizim sorunumuz mudur? Sorunumuzdur. Biz Kuzey Kıbrıs'ı bir devlet olarak tanıyoruz ve herkesin de tanımasını da istiyoruz. Öbür taraftan da öyle bir politikamız var. Oraya biz parantez orada, açalım. Orada biraz sıkıntımız Güney var. Kıbrıs'la değil de bazı o konsorsiyumu Kuzey Kıbrıs'la yaptırabilsek Kıbrıs'ı da daha rahat tanıtacağız. Bizimle beraber olunacak. Yani Mısır'ın orada bizimle olması, İsrail'in olması, Lübnan'ın olması konuyu çok daha farklı hale getirir. Kıbrıs politikamız açısından da çok yararlı. Öbür taraftan rezervlerle ilgili olarak sadece 1 trilyon metreküpün altında denmiyor. Çok fazla da deniyor. Bende bir tür rezerv bilgileri var. Yani güncel bu haftaya ait. Yani arzu ediyorsanız hemen söyleyebilirim. Farklı bilgiler de var. Ama sadece rezervle de bağlantılı değil. İşte görüyorsunuz Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz meselesi. Doğu Akdeniz meselesi Orta Doğu meselesi. Suriye ile de bağlantılı, Irak'la bağlantılı, işte Libya ile bağlantılı, Mısır'la bağlantılı. Çok daha farklı, çok daha büyük düşünmek lazım. Büyük resmi görmek lazım. Dediğiniz gibi İsrail'in orada oynadığı rol nedir? O fonksiyonu görmek, anlamak lazım. Onu boşa çıkarmak için sizin de diğer ülkelerle bağlantınızın olması lazım. Yani öyle keyfe keder efendim Mısır'da Sisi yönetime geçti. Ben onu tasvip etmiyorum. Onun için de onları devlet saymıyorum. Saymazsanız işte böyle bir yıl sıkıntıya düşer olursunuz. Bunların olmaması evet. lazım. Benim söylemek istediğim bu. Doğru. Devletsek hani dediğiniz Kıbrıs, gibi devlet yetiştirdiği ucuydu, adamlara bu ucu kaçınca Doğu Akdeniz de kaçırıldı. Yani oradan başlıyor olmak. Yani lazım. Devlet olmak farklı bir şey. Başka devlet olabilmek lazım. Kadrolarınızla liyakatli kadroları koruyarak devlet aklıyla hareket ederek yani sadece bugünü değil geçmişten gelecek yani tarih bilginiz olacak. Bugünü bileceksiniz, yarın da göreceksiniz, öngöreceksiniz. Biraz önce zaten devlet yönetmek böyle. Bizim eleştirimiz de bu noktada. Yani görülmeyen, bu iktidar tarafından ne geçmiş biliniyor, ne bugün, ne yarına yönelik bir şey var, politika var. Sıkıntı burada. Şimdi Mısır, yoksa tabii ki Mısır konusuna haklı olduğumuz çok net. Haklı, yani sonuçta Amerika'nın orada ne işi var? İsrail, evet yakında ama küçücük bir ülke. Bizim kadar hak iddia edemezsin. İşte biraz önce anlattım. Ama yani bunları iddia edebilirken bizim çok daha güçlü bir şekilde bu iddialarda bulunabilmemiz lazım. Çok daha güçlü olabilmemiz yani lazım. Yani tezimizi yüksek sesle savunamamak gibi bir sıkıntı içine girdiğimiz çok açık belli evet. diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye gerçeklerini konuşuyorsak enerji konusunda Türkiye yeterli araştırma yatırımını yapmamıştır. Doğrusu bu. Biz %90 küsur, 99 civarında enerji dışa bağımlıyız.
Yani gazda ve petrolde farklı. Gazda %99 da petrolde galiba %96. Ortalama %72'lere geliyor. O kömürle beraber. Kömürle beraber. Tabii. Kömürde de ithal kömür. Ortalama dedim zaten. Evet. Yani kömür katmıyorum ben şimdi. Şey, çünkü ilgi alanımız çok önemli. Şimdi Türkiye'de belki sondajları arttırsak, aramaları arttırsak, mesela 20 katına, 100 katına arttırsak, belki biz de derya bir petrol ve gaz üreten ülke olacağız. Yani Türkiye'de yapılan sayılara bakın, gerçekte Texas'ta bir yılda yapılan onda biri kadar sondaj yapılmıyor Türkiye'de. Neden? Kaynak. Para. Öncelik vereceksiniz, planlayacaksınız. Devlet Planlama Teşkilatı gibi bir örgütünüz çalışır olacak. Yok. Yok edilmeyecek. Çalışır olacak. Ve sizin enerji açını nasıl kapatırım problemine bir çözümünüz olacak. İthalat, ithalat tamam da. Nereye? Çözümünüz kadar olacak. Şimdi biz stoklama sıkıntımız var. Evet, doğalgaza geçiş çok güzel, çok konforlu. Yoksa bu Ankara'da yaşanacak hali yoktu, hatırlarsınız. Ama hala depo alanı daha yeni yapıyoruz, tuzgünün altına yapmadık. Peki, yani enerji alanında çok sıkıntımız var. Burada bir virgül koyalım. Mısır bacağına da bir dakika ona değineyim. Mısır bacağına. Şimdi bu konu çok konuşuluyor. Yani Sisi başa gelince öyle oldu, böyle oldu. Biz onlar papaz olduk, tamam. Onlar doğru. Ama Mısır'ın son 3 devlet başkanı döneminde bizle imza atmaya da rıza göstermediği de doğru. Ayrıca tango yapmak için birden fazla insan gerektiği de doğru. Yani bunların hepsine birden bakmak lazım. Geçen hafta Mısır Türkiye'ye biz bu imza attığımız anlaşmadan mutlu değiliz. İşler düşündüğünüz gibi değil, görüşmek istiyoruz diye haber yolladı, değil mi? Cumhurbaşkanı ağzından duyduk. Duydunuz değil mi? İstihbarat teşkilatlarımız görüşüyor. Böyle karışıklıklar varmış orada diyor. Bunu örtmek için bugün Mısır Meclisi'nde alt komisyondan geçti bu sözleşme. Daha içerik bilinmiyor. Yunan tarafına içerik açıklanmadı. Yunan Meclisi'nden ayın 26'sında 27'sinde geçmesi bekleniyor. İçeriği kimse bilmiyor. Şimdi ben şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. İçeriği, son cümleniz olsun, araya gideceğiz, devam edeceğiz. İçeriği bilinmeyen bir anlaşmada uygulama yapılıyormuşçasına Yunan donanmasının çıkıp Türk donanmasından önce sahada mevki alıp Türk donanmasını karşılık hale gelmesi hangi oyunun parçası olabilir? İhtiyaç mıdır yoksa oyun mudur? Ben bunu sadece bırakayım. Siz aradan sonra buna cevap. Aradan sonra bu sorunun cevabını bekliyorum ama size. Ben de hangi oyunun parçası? Yeni sualler atacağım ortaya. Peki. Değerli izleyenler, bizden ayrılmayın. Döneceğiz ve bu konuya, yani memleketin işte bir başka gerçeği olan Doğu Akdeniz ve ekonomi tabii ki konusuna devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Hibiskus, meyan kökü, limon, elma, siyah havuç. Bu ne ki? Gazlı içecek yapmak kolay. Ama özgün olmak zor. Çok zaman aldı kabul. Ama beklediğinize değdi. Tabiri caizse 10 numara oldu. Neden mi? Çünkü içinde yapay bileşen yok. Sentetik içerik yok. Koruyucu da, renklendirici de yok. İşte bu ya. İşte beklediğim olay. Muhteşem. Yapay tatlandırıcı ekleyip şekersiz, sıfır kalori yapmadık. Çünkü şekerimizi pancardan ürettik. Başka bir şey bu. Ne kola ne gazoz. No On, Türkiye'nin yeni gazlı içeceği. Milletçe içiniz, rahat içiniz. Doğal olarak Orkudan. Enişte adamlar yapmış. Param hem hesabımda değerlense, hem de istediğim zaman çekebilsem diyorsanız, sizi mutfağa bekliyoruz. Salona da bekliyoruz. Hatta çocuk odasına bekliyoruz. Çünkü bugünlerde evinizin her köşesi e-turuncu hesap avantajlarıyla dolu. İNG'li olun ya da olmayın, siz de evinizden çıkmadan kolayca e-turuncu hesap açın. Birikimleriniz güncel %11 hoş geldin faiziyle değerlensin. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman çekin, vadesi bozulmasın, faizi yanmasın.
Trendyol'da büyük Ağustos indirimleri başladı. Birbirinden farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar seni bekliyor. Trendyol Mila elbise 49.99, 20 litre kedi kumu 15, dörtlü banyo havlu seti 39.90 TL. Ve çok daha fazlası için Trendyol uygulamasını indir, fırsatları tükenmeden yakala. Özlemedik mi çiçeklerin arasına karışmayı? Özlemedik mi doğanın kokusunu içimize çekip? Oo, hayır. Özlemedik. Ter kokusuna karşı duşun etkisi sadece bir saat sürer. Motion Sense teknolojisiyle Rexona sen hareket ettikçe artan gün boyu duş ferahlığı sağlar. Kaşı doğru, Nazo, serinlik lezzetinde. Sen siyahım, sen beyazımsın. Sen gözümü açtığım sabahım, semtteki selamımsın. Sadece ilk adımım değil, sırtımdaki adımsın. Sen hakkım, sen şerefimsin. Ardımdaki anılarımsın sen, önümdeki yolum. Aynalarda gördüğüm, güneşe yürüdüğümsün. Omuzlarda yükselip, omuz omuza verdiğim. Kalbimin en orta yerinde yangına nedensin. Beşiktaş, sen bizim her şeyimizsin. Hayata karşı duruşum, ben seninle doğmuşum. Bırakmam seni. Nazo, serinlik lezzetinde. Bu benim hikayem, bu benim masalım. Aşkımın peşindeyim, çok istersem alırım. Cornetto'dan nefis orman meyveleri lezzetiyle yepyeni Unicornetto. İlk adımı at. Gün bitiyoru izlemeden günü noktalamayın. Türkiye'de bugün ne oldu? 90 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Gün içinde yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Gün bitiyora başlıyoruz. Günün önemli başlıkları, son dakika gelişmeleri ve izleyiciden gelen sosyal medya yorumları. Yalanlara teslim olmayın. Günü Murat Taylan'la Gün Bitiyor'u izlemeden kapatmayın. Yeni güne gerçeklerden habersiz başlamayın. Gün Bitiyor hafta içi her akşam 23.30'da Tele1'de. Severlerin favorisi Realme'den bitmeyen eğlencesiyle Realme C3. Güçlü işlemcisi ve 5000 mAh'lik devasa piliyle Türkiye'de ilk kez ve sadece Vodafone'da. Sen de Realme C3'ü tak diye almak için Vodafone'a gel, telefon alırken anında katkı kolaylığıyla 252 liraya varan indirimden yararlan. Detaylar Vodafone.com.tr'de. Tele1'deyiz. Söylenmeyenleri söylüyor, dokunulmayanlara dokunuyoruz. Türkiye'yi, dünyayı konuşuyoruz. Haberdar olmak istiyorsanız her sabah Tele1'de gerçekleri anlatıyoruz. Gelin güne birlikte başlayalım.
hayatı paylaşalım. Kitabevi'nden sevgili çocuklarımıza okul öncesi ve ilkokul dönemi için evinizin çocuk kütüphanesi eğitim seti. Bu setle çocuklarınız dikkat geliştirme, kodlama, görsel, sayısal egzersizler ve zeka geliştiren soruları öğrenecek. Ve 100 sayfalık resimli İngilizce sözlükle İngilizce kelimeleri öğrenecek. İşte toplam 30 kitaplık evinizin çocuk kütüphanesi. 1. Bu kitapta çocuklarımız görsel algılarını, çizim yeteneklerini, gruplandırma becerilerini ve daha birçok şeyi eğlenerek öğrenecek. Zeka soruları çalışma kitabı 1. 2. Yön algılarını, dikkat toplama becerilerini, zıtlık kavramlarını bu kitapta eğlenceli vakit geçirerek öğretiyoruz. Zeka soruları çalışma kitabı 2. 3. Canlıları, bitkileri, hecelemeyi, okul öncesi ve okul dönemi öğrenmeyi kolaylaştıran bilgileri keyifli vakit geçirerek çocuklarımız öğrensin. Zeka soruları çalışma kitabı 3. 4. Simetri kavramını, rakamları, kafiyeli kelimeleri çocuklarımız kolayca eğlenerek bu kitapta öğrenecek. Zeka soruları çalışma kitabı 4. 5. Doğru ekleme kavramını, renkleri, eksiklik kavramını neşeli vakit geçirerek öğrenecekleri bir kitap. Zeka soruları çalışma kitabı 5. 6. Bulmaca çözmeyi, tekil ve çoğul gibi eğlenceli bilgileri küçük yaştan çocuklarımızın aklına kazıyacak bir kitap. Zeka soruları çalışma kitabı 6. 7. Çocuklarımızın koordinatları ve şifreleri çözümlemenin temel eğitimini alabilecekleri bir kitap. Zeka soruları çalışma kitabı 7. 8. Labirentten çıkmayı ve örüntü kavramını çocuklarımızın kafası karışmadan keyifle öğrenebilecekleri bir kitap. Zeka soruları çalışma kitabı 8. 9. Konum bulma ve konuma yönlendirme gibi kesin öğrenilmesi gereken bilgilerin temel eğitimini veren bir kitap. Zeka soruları çalışma kitabı 9. 10. Çocuklarımızın hijyen alışkanlıklarını eğlenerek öğreneceği, hijyen malzemelerini tanımayı kolaylaştıran bilgileri güzel vakit geçirterek öğretecek bir kitap. Zeka soruları çalışma kitabı 10. Okul öncesi ve ilkokul dönemi çocuklarımıza Halk Kitabevi'nden hafıza geliştiren eğlenceli kodlamaya giriş seti. Çocuklarımız bu setle hem keyifli hem de eğitici zaman geçirecek. İşte eşsiz kodlamaya giriş seti. 1. Bu kitapta yönlendirme hafızalarını ve yön bilgilerini geliştirecek erken yaşta somut öğrenmeyi öğrenecekler. Neşeli kodlama. 2. Analitik düşünmeyi ve mesafe algılarını geliştiren bu kitapta çocuklarımız hem zevkli hem de bilgili vakit geçirecekler. Süper kodlama. 3. Çözüm üretmeyi, çözümlerin farklı yollarını üretmeyi öğrenecekleri ve bunları görsel hafızada birleştiren bir kitap. Akıllı kodlama. 4. Çocuklarımızın keyif alarak kodlama hafızalarını pekiştiren ve kendi çözümlerini geliştirmeleri için hazırlanan bir kitap. Keyifli kodlama. 5. Kodlamaya giriş temel bilgilerini pekiştiren, çizim alışkanlıklarını geliştiren ve görselliği geliştiren eğlenceli kodlama kitabı. İşte akıllı matematik seti. 1. Toplama ve çıkarma işlemlerini eğlenceli şekillerle basit ve kafa karıştırmayan çizimlerle öğreten bu kitapla artık toplama ve çıkarma işlemleri daha kolay. Akıllı matematik toplama ve çıkarma işlemleri. 2. Eğlenceli çizimler yardımıyla ve kolay anlaşılabilen sorularla çarpma işlemini çocuklarımız artık daha rahat öğrenebilecek. Akıllı matematik çarpma işlemleri. 3. Sayıları doğru bir şekilde yazmayı, kümeleri anlamayı ve egzersizlerle matematiğin eğlencesini çıkararak öğrenebilecekleri bir kitap. Akıllı matematik, sayılar, kümeler ve egzersizler. 4. Çocuklarımızın karışık sayı problemlerinin içinden çözümlemeyi kolaylaştırarak çıkarabilecekleri ve sayılarla eğlenceli vakit geçirebilecekleri akıllı matematik noktalar ve sayı sıralamaları kitabı. 5. Dereceyi, santimetreyi ve kilogram gibi anlaşılması zor ölçüler ve ağırlık birimlerini öğrenmeyi kolaylaştıran bir kitap. Akıllı matematik ölçüler ve ağırlık birimleri. 100 sayfalık resimli İngilizce sözlük. Bu kitapla çocuklarımız İngilizce'de en çok kullanılan kelimeleri öğrenecek. Aeroplane, uçak. Angry, kızgın. Engineer, mühendis. Enemy, düşman. Evinizde İngilizce öğrenmenin en kolay yolu. Temel eğitimde çok önemli olan kelime bilgisini çocuklarımız sıkılmadan keyifle vakit geçirerek öğrenecek.
Sevgili çocuklarımıza özel uygulama ve alıştırma pratik ilk İngilizce setini hazırladık. Çocuklarımız için İngilizce seti. 1. İngilizce alfabetik sözlük. 2. A, B, C, D, E, F, G. İngilizce harf çalışmaları. 3. İngilizce alfabe çizgi ve nokta çalışmaları. 4. 1, 2, 3, 4, 5. İngilizce sayılar. 5. X. İngilizce ilk kelimelerim. 6. Red, orange, yellow. İngilizce renkler. 7. Boy. A'dan Z'ye İngilizce ilk kelimelerim. 8. İngilizce harfler ve ilk kelimeler. 9. Box, bug. İngilizce harf okunuşları ve ilk kelimeler. Toplam 30 kitaplık bu evinizin çocuk kütüphanesi eğitim seti. 300 lira yerine sadece 79 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Sadece 79 lira, ayda sadece 11 lira taksitli. Evinizin eğitim kursu, çocuklara özel kitap setleri, kampanyalı ürünler, hepsi ve daha fazlası halkkitabevi.com'da. Ekonomideki çöküş nasıl son bulacak? İttifaklar seçime hazır mı? Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi neler bekliyor? Tele 1 Ankara stüdyosunda İsmail Dükel soruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Yaşar Okuyan yanıtlıyor. Kulis yarın 11'de Tele 1'de. İstanbul'a sağlık, konfor ve mutluluk dağıtan İGDAŞ hava durumunu sunar. İstanbul'a sağlık, konfor ve mutluluk dağıtan İGDAŞ hava durumunu sundu. Efendim tekrar merhaba. Haberin içinden programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Konuklarımız emekli Tümgeneral Doktor Deniz Kutluk ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu. Evet, ilk bölümde Doğu Akdeniz'i konuştuk, Kıbrıs'ı konuştuk ve bir soruyla bitti. O sorudan da o sorudan başlayarak devam edeceğiz. Sayın Paşamız dedi ki, içeriği bilinmeyen bir anlaşmayla Yunan gemilerinin Akdeniz'de boy göstermesi, Mısır anlaşmasını kastederek göstermesi nasıl bir oyunun parçası diye evet. Bir soru koydunuz ortaya. Doğru. Cevabını şimdi bu bölümde alalım dedim. Siz dediniz ki başka sorularım da var. Buyurun. Yani cevabı sorularla başlayacağız tabii. Yani cevap o kadar kolay değil. Yani olan biteni kavrayabilmek açısından bu suali ortaya koydum. Yani siz bir anlaşma yapıyorsunuz. İçeriğini daha muhalefete ve kendi parlamentonuza söylemiyorsunuz. Bunlar bunu bilmezken silahlı kuvvetler alarma nasıl geçirildi? Ve ta Pire'den kalktılar da Rodos'a geldiler, oradan Akdeniz'e çıktılar ve bizim Türk harp gemileri de bunu gördü. Onlardan daha önce mevki aldılar ve onları kontrol edecek bir pozisyon aldılar. Yani çatışma çıkarsa yenecek bir pozisyon aldılar. Ve bu nasıl olabildi? Yani siz bu anlaşmayı dünyaya beyan ettiniz ama bu anlaşmayı kendi vatandaşlarınız bilmiyor. Kendi silahlı kuvvetleriniz ne zaman öğrendi? Silahlı kuvvetleriniz bunu korumak yetkisini nereden aldı? Anlaşma daha onaylanmadı, meclise sunulmadı. Biliyorsunuz anlaşmaların şöyle bir dünyada prosedürü var. Anlaşmalar imza konulur, parafe edilir. Credentialımız varsa, parafe edilen anlaşmayı hükümet onaylarsa, bu adam doğru şeyi imza atmışlar, hükümet bunu parlamentoya sevk eder. Evet. Parlamento bunu, bu siyaseten doğru da bizim hükümet bunu iyi yapmamış, desteklemiyoruz derse düşer. Destekliyorsa parlamento onaylar. Ondan sonra onay belgeleri karşılıklı teati edilir. Mısır, Yunanistan gibi arasında. Sonra bu teati edilen belgelerden sonra taraflar bunu Birleşmiş Milletler'e sunarlar.
Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 102. maddesi bunu üçüncü taraflara bağlayıcı hale getirilmek istenen anlaşma için zorunluluklar. Şimdi bu süreçten hiçbiri yaşanmamış, anlaşma yürürlüğe girmemiş, imzalanmamış. Yani imzalanmış da bu imza ne kadar doğru belli değil. Mısır itirazlar yapıyor. Yunan donanması bu sahayı korumak için denize çıkıyor. 27 gemi, harp gemisi, 6 denizaltı, 7 fırkateyn, 14 tane jumbot. Bu nasıl olur? Yani bu tesadüfen olamaz. Bu planlı bir bütünün parçası olarak olabilir. O halde karşımızda planlı bir eylem var. 17 yıldır sürüncemede olan bir faaliyeti biri şu noktadan itibaren şunu yapacağız demiş. Bu Washington'da biri olabilir. Washington'daki birinin desteğiyle Atina'da biri olabilir. Birileri ve Mısır'ın rızası alınmadan kolu bükülerek, razı getirilerek bu nokta planlandığı şekilde uygulanmaya çalışılıyor. Türkiye bir dakika ne oluyor deyip bütün donanmasını bölgeye sevk edince ve fiili durum yaratınca ve bu durumu tanımadığını beyan edince bu sefer tabii oyun sarsılmaya başlıyor. O bakımdan karşımızda bir oyun olduğunu, standart bir uluslararası hukuk gelişmesi olmadığını görerek siyasetimizi buna göre tartıp ona göre doğru yerde konumlandırmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi biraz önce dediniz ki biz sondaj yapabiliriz. Belki çok daha fazla kaynak ayırabilseydik eğer çok daha iyi bir rezervi yurttaşların hizmetine sunabilirdik gibi bir benzer bir cümle kurdunuz. Şimdi aslında buradan ekonomiye de geçeceğim. Sayın Kuşoğlu'na soruyu da buradan soracağım. Yani böyle bir tablo varken biz neden bir biçimde bu ülkeyi kendi kaynaklarımızı aramak yerine bir başka ülkenin ya da ülkelerin enerjisine mahkum ediyoruz? Doğu Akdeniz'de bunlardan birisi zaten. Yani sizin öngörünüz nedir ya da bu konudaki düşünceniz nedir? Şimdi Türkiye yılda işleyen bir ekonomiye sahip olduğu dönemlerde şu an ekonomi aşağı doğru indiği için düştü ama 60 milyar dolar enerji ithalatı faturası Türkiye'nin yıllık. Şu an 43 diye izliyorum. 60 milyar dolar her sene ithal enerjiye vereceğinize bunun yarısını hiç olmazsa 30 milyarı araştırmaya verseniz önce yurt topraklarında sonra kendi kıyı sularınızda sonra da açık denizlerde araştırmaya verseniz 30 milyar doları sanıyorum ki 10 yıl içinde siz artık enerji ithal etmez hale gelebilirsiniz. Peki. Ya bu öncelik meselesi. Yani buna öncelik vermeniz lazım. Evet. Bu bir tercih. Tercihi buradan yapmamış anladığımız kadarıyla. Ama o karlı bir 17 alan. Yıldır. Karlı bir alan. Üstelik. 17 yılda, bunu 17 yılda sınırlamayalım. Bu hayır, belki hayır, 50 yıldır diye. Böyle. 50 yıldır böyle. Ama yani 17 yılda da bir şeyler yapılabilirdi diye düşünmek. Yani, ama yani bu yeni bir şey değil. Onu demek tabii istiyorum. Tabii katılıyorum. Bütün her şeyin sorumlusu nihayetinde AKP. Şöyle ama yani bu hükümet döneminde enerjideki dışa bağımlılığımız artmış vaziyette. Bir de böyle artmış bir durum. Evet yani. Biraz önce ekonomiye ortalama için söylediğimiz rakam 2000'li yılların başında daha düşüktü. Hep şöyle bir şey iddia edilir. Bizde petrol de var, doğalgaz da var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerine oturduğu topraklarda doğalgazımız da var, petrolümüz de var derler. Ama üstü bir biçimde kapatılmış ya da aramamıza izin verilmiyor diye bir de böyle bir efsane vardır. Bu konudaki değerlendirme ben bu konuyla karşılaştım tesadüfen. Yani doktor araştırmamı yaparken karşılaştım. Türkiye'de doğu bölgesinde aranmış, bulunmuş ve tıkanmış kuyular olduğunu yani işleten şirketlerden alınmış verilerle teyit ederek söyleyebilirim. Var. Tekrarlar mısınız bu cümleyi? Yani aranmış, bulunmuş, çıkarılması uygun görülmeyen. Neden uygun görülmeyen? Şimdi bakın. Kalitesi mi düşük? Şöyle bir bakacaksınız konuya. Şimdi 73 yılına gelinceye kadar bir varil petrol 3 dolardı. Evet. Sonra 28 dolar, sonra 138 dolar oldu. Şimdi hangi dönemde o kuyu açılmışsa, mesela 3 dolar satış fiyatı olan bir kuyudan petrolü 5 dolara çıkarıyorsanız, çıkardığınız her varilde zarar edersiniz değil mi? Onun için kuyu kapatırsınız, gelecekte yükselecek fiyatlarla tekrar aramaya geçersiniz. Bu ve benzeri sebeplerle Türkiye'de açılmış ve kapatılmış kuyular olduğunu biliyorum. Ama eski tarihe ait, yani 60'lı yıllar, 50'li yıllara ait. Ama esas yapılması gereken modern teknolojide kullanılarak petrolün aranıp bulunup bu sondajlar da yapılmak kaydıyla. Çünkü sondaj bir arama tekniği aslında. Yani sadece sismikle, sadece magnetometreyle
karasal alanda bulamıyorsunuz bunu. Sonra çok kaliteli çalışan bilgisayar modellemeleri yapan teknik personele de ihtiyacınız var. Yani kapanları doğru yakalayabilmek için. Bir de Türk arazisi kırık ve derinde bulunuyor. Şimdi kuyubaşı maliyet petrol konuşuluyorsa benim araştırma yaptığım 2000'li yılın başında Suudi Arabistan'da 1,5 dolar varildi. Sata çıkarma maliyeti. Şeyde 14 dolardı. Manş Denizi'nde İngiliz Channel'da çıkarılan 14 dolardı Brent petrolü. Meksika Körfezi'nde 25 dolardı. Türkiye'de kaç dolardı? Türkiye'de kaç dolardı? Ne kadardı? İşte mesele bu. Siz çünkü 9000 metreye, 8000 metreye inmek zorundaysanız petrolü bulacağım diye o petrol kuyusunu kapatıyorsunuz. Bu piyasada bu fiyatla bu satılmaz diyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ama bu işin bir arz talep meselesi, yani fiyatla ilgili bir konu. Ama bazen fiyata rağmen bunu yapmanız gerekebiliyor. Dışa bağımlılığı kesmek için. Ama şimdi o kötü deneyimler ve o eski teknoloji ve o küçük yatırım bütçeleri Türkiye'nin araması gereken miktarı aramadığını ortaya koyuyor. Yani benim konuştuğum petrol mühendislerinin yani kesin olduğu bir veri bu. Bu aranması gerekir. Türkiye'de de aranması gerekir deniyor. Petrolde, gazda önce Türkiye'de aranmalı. Bol bir şeyle, yatırım sermayesiyle. Sonra bu denizlere yayılmalı. Denizlerde biraz evvel konuştuk. Karada 30 milyonsa denizde 460 milyon. Sondaj maliyeti. Buna rağmen denizde gene aranmalı. Çünkü deniz kapanları büyük. Öte yandan bakın, Irak'ta petrol satışta. Hatırlarsanız Abdülhamit'ten isteniyor bu bölge. Satın almak istiyor yabancılar. Abdülhamit vermiyor. Ve hazineyi Hassa'ya kaydettiriyor. O petrol Irak'ta hala orada duruyordu. Savaş çıktığında. Ve nihayet Türk şirketleri, Norveç şirketleri gitti o petrolü çıkardı. Ama satışta yani. Kendi kendine çıkıyor satışta. Yani kazmayı vuruyorsunuz çıkıyor yani. Aşağı yukarı. Yani o Tutusville'de ilk petrol bulunduğunda sondaj makinesi falan yok. Kazma kürek açılıyor. Aynı durum orada vardı. Ve Irak Savaşı'nın sebeplerini ararsanız Amerika'nın Irak'a yüklenmesi yeterli. Onu görürsünüz arkasında. Sebebi enerji zaten. Tabii. Zaten enerji. Ama şimdi bu enerji problemi böyle sürecek mi 50 yıl sonra? Yoksa yeni teknolojilerle bu enerjiye bağımlılığımız kalmayacak mı? Bunun da çok iyi irdelenmesi lazım. Çünkü neredeyse savaşa gireceğiz enerji adına. Evet. Ama belki savaşta kaybedeceklerimiz yerine konamayacak kadar bir kaynak için oluyor. Bir kaynak savaşı arifesindeyiz diyelim. Anladım. Ama sanırım şimdi, sizin evet. Sorunuz şeyden ziyade yani fiyat maliyete bağlılıktan ziyade Türkiye'de petrol var fakat siyasi sebeplerle birileri baskı yaparak çıkarttırmıyor anlamındaydı değil mi? Yani o da efsane vardı, böyleydi. Yani. O da efsane böyle zaten. Efsane böyle. Alaaddin firması. Amerika istemiyor çıkartmıyoruz gibi böyle bir hani yıllardır yok, duyarız. Evet. Hayır. Ben geliyorlar, şey buluyorlar, evet. Kapatıyorlar, gidiyorlar evet. Aslında yani. Bunun maliyet nedeni olabilir, maliyet, siyasi nedenleri olabilir. Evet. Beni ilgilendiren, tüm yurttaşları ilgilendiren tek şey Türkiye'de yeterli, en azından bir bölümünü karşılayabilecek doğalgazımız, petrolümüz var mı? Bu sorunun cevabını verebilecek bir ortam. Küçük bir katkı, buyurun. Alaaddin Middle East diye bir Türk şirketi var. Eskiden Amerika'nın ortağı vardı. Şimdi şu an Türkiye'de petrol çıkaran ciddi firmalardan biri o. Doğuda. Amerikalıların bıraktığı, artık bunlar karlı değil diye terk ettiği yatakları işletiyor. Doğalgazda Trakya'da bazı ümit verici çalışmalar oldu ama sonu henüz gelmedi. Onun dışında Türkiye bunlara şu an el atmış durumda değil ama atarsa bulunma potansiyeli var. Yani Irak sınırımızın öbür tarafı bir karış ötede. İşte Suriye aşağıda hemen. Geçiyorsunuz 20 kilometre ötenizde kuyu yok, petrol yok. Doğal insan aklını almıyor. Yani 2007 yılında yapısı bakımından 2007 yılında bir varil petrol 138 dolardı. Yani şu an 40 dolar ama o zaman 138 dolardı. Bir ara çok daha fazla düşmüştü zaten 40 dolardan. Yani 21 lira falan düştü. Evet. Tabii onun da birçok problemi var. Yani 21 dolarda kalsa petrol bir, Amerikan petrolcüleri iflas ediyor. İki, dünyada petrol üretimi duruyor ve dünya bir süre sonra petrol arz talep dengesinin bozulduğu bir duruma ve kara borsaya karşı karşıya kalıyor. Tabii tabii çok ama ince yani dengeler burada var. Bir denge var. 2021 yılında tekrar dengeye geleceğine dair de 2021 projeksiyonlar var. Sizin sözünüzü kestim çok özür dilerim ama hep yani paşam öyle bir şey söyledi ki yani bunu biraz şey yapmam lazımdı. Konuşmak gerekiyordu. Buyurun. Aynen yani ekonomiyle alakalı kısmı artık yani biz
Şimdi paşam diyor ki çok net bir biçimde eğer biz 30 milyar dolar, 40 milyar doları bu işler için harcasaydık, yani AKP iktidar değil daha öncesi için de söylüyor bunu ki katılıyorum, çok daha iyi bir noktada olabilirdik diyor. Biz enerji yatırımına kaynak ayırmadık, araştırma adına kaynak ayırmadık diyor. Katılıyorsunuz ya da katılmıyorsunuz yani onu bilmiyorum ama buradan kaynaklarımız nereye harcanıyor gibi bir başka soruyla devam edelim. Tabii şimdi bu soru şu açıdan mesela çok önemli. Mesela Suriyelilere harcanan 40 milyar dolardan bahsediliyor yani, örneğin. O Suriyelilere harcanan insani sebeplerle harcamışız. Evet. Onun da tabii siyaseten eleştirilecek tarafları var ama şunu söyleyeyim. Biz bu iktidar döneminde, AKP iktidarı döneminde aşağı yukarı tüm Cumhuriyet hükümetlerinden yani daha önceki 80 yıllık iktidar döneminde aldığımızdan daha fazla borç almışız. Bakın daha önce 80 yıllık iktidar döneminde aldığımızdan daha fazla borcu bu AKP iktidar döneminde almışız. Evet. Daha fazla borçlanmışız. Peki ne yaptık? Borçlanınca ne yaparsınız? Yani normalde bir ticaret adamı olarak bir üretim yapan bir firmanız varsa, borç alıyorsanız bankadan, o üretim yapan işletmenizi büyütürsünüz. Daha karlı hale getirirsiniz. Daha sonra da borcunuzu faiziyle beraber öder ve yeni bir yatırım kazanmış olursunuz, değil mi? Evet. Daha büyük ölçekli bir yatırım için borçlanırsınız. Biz borçlanıp ne yaptık? Biz borçlanıp bu tür yatırımlar yapmadık. Yani enerji bizim için çok önemliydi. İşte yılda geçmişte gerçekten enerji faturası 60'tı, şimdi 40'lara düştü. Bizim için çok çok önemli. Enerjiyi çıkardığınız zaman çok avantajlı hale gelen bir dış ödemeler bilançomuz var. Bütçe açığımızı kapatıyoruz vesaire. Yani o alandan tasarruf ettiğimiz rakamlarla çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Eğitim yatırımları vesaire, yani gelecek kuşakları. Fakat biz bu dönemde aldığımız bu geçmiş 80 yıllık iktidarlardan daha fazla borcu bu tür bir yatırıma harcamadık. Ne enerjiye harcadık, ne eğitime harcadık, ne geleceğe yönelik şu anda bizim sıkıntımız olan öncelikli yatırımların hiçbirisini harcamadık. Katma değeri yüksek, teknoloji gerektiren alanlarda, Ar-Ge gerektiren alanlarda yatırım yapmadık. Ne yaptık? Şu Konya Eskişehir aksında görüyorsunuz, Ankara'dayız. Konya Eskişehir aksında cam binalar görürsünüz. Evet. Biz oralara yatırım yaptık. Beton. Binaya yatırım yaptık. Tabii ki yola, köprüye, bunlar da altyapıdır, bunlar da önemlidir. Ama bunlara yaptığınız yatırım üretimle bütünleşmedikten sonra yatırım niteliği kazanmıyor. Altyapı yatırımı diyebilmemiz için bunlara üretime de yatırım yapacaksınız. İstihdama da yatırım yapacaksınız. Biz şu anda aşağı yukarı 10 milyon yani bunun en azından birkaç milyonu Covid nedeniyle ama geri kalanında zaten yaptığımız yanlış politikalar nedeniyle oluşmuş bir işsiz ordusuydu. Büyük bir işsiz ordusuna, genç bir işsiz ordusuna sahip bir ülkeyiz. Enerji güvenliğimiz yok. Enerji açık veriyoruz, sıkıntılıyız, dışa bağımlıyız. Çok önemli. Tarımda aynı şekilde ihracatımız, ithalatımız arasında negatif bir açık oluştu ilk defa. Orada da sıkıntılıyız. Eğitime yatırım yapmamışız. Borçlanmışız, borcumuz artmış. Niçin biz bu kadar borçlandık peki sonuçta? İşte geliyor bu yaptığınız yatırımların, borçlanmanın, aldığınız kredilerin nereye harcandığı konusu önemli hale geliyor. Demin Deniz Hocam dedi ya, planlama şart. Evet. Bizim biliyorsunuz bu ikinci yüzyıla çağrılır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına, Cumhuriyet Halk Partisi de ikinci yüzyılına geçmek üzere. Planlama şart hakikaten. Bizim önceliklerimiz neler? Nelere para harcamamız lazım? Nelere yatırım yapmamız lazım? Bunları bir tespit etmemiz lazım. Enerji bunların başında mesela. Tabii buna göre de bizim
yatırımlarımızı planlı bir şekilde bir an önce gerçekleştirmemiz lazım. İşte yapılmayan budur. Bizim eleştirdiğimiz nokta da budur. Kaynakların, yoksa, kamu kaynaklarının doğru kullanılmaması gibi bir sorun yaşıyoruz. Kamu kaynaklarının da özel kaynaklarının, yani ülke kaynaklarının toplamda sonuçta kamu veya özel sonuçta ülke kaynaklarının doğru kullanılmamasıdır. Plansız bir şekilde maalesef kullanılmasıdır. Aldığınız borcu, tekrar borcu kapatmak için kullanmanızdır. İşte bunu aşabilsek Türkiye'nin, onun için liyakatli kadrolara ihtiyacı var. Onun için devlet kurumlarının devlet kurumu gibi aklı başında çalışması lazım. Devletin onun için geçmişten gelen bilgilerle, devlet aklıyla hareket etmesi lazım. Geleceğe yönelik planlama yapması lazım. Bütün bunları yapabildiğiniz sürece işte devlet oluyorsunuz, devlet aklıyla hareket ediyorsunuz ve bu sıkıntıları aşabiliyorsunuz. Bizim söylediğimiz bu sonuç olarak. Sonuç olarak bu, ama öbür tarafta da bütçe açığı giderek artıyor. 12 ayda vermemiz gereken açık 7 ayda 139 milyar liralık bir açık vardı. 138,9 biz 139,1'lik yani 200 milyon lira aşmışız. Ve 7 ayda 200 milyon lira aşmış vaziyetteyiz tabii ki. Yani şimdi baktığınızda Doğu Akdeniz bir tarafta. Öbür tarafta işte Suriye ile problem, Mısır'la problem. Şöyle bir tablo çıkıyor. Hani hep söylüyoruz ya, sıfır sorundan sıfır komşuya geldik. Yani dış politika için söylüyorum bunu. Ekonomik verilerimiz oldukça hırpalanmış vaziyette. Ekonomik gelen veriler böyle. Her ne kadar Berat Albayrak buna katılmıyorsa da fakat mutfak farklı şey söylüyor. Yani vatandaş çarşıya, pazara çıktığında kendi gerçeğiyle Berat Albayrak'ın ya da hükümetin verdiği gerçeğin çok örtüşmediğini hepimiz görüyoruz. Şimdi bu noktadan hareketle nasıl bir tablo var önümüzdeki süreçte? Nereye doğru gidiyor ekonomi ve dış politikada ülke? Evet. Ekonomiyle ilgili olarak ekonominde kendisine göre bir mimarisi var. Üretim yapmak zorundasınız. Sonuç olarak kaynaklarınız kıttır. Kendinizin bir ekonomik denge oluşturup o denge doğrultusunda çalışmanız, istihdam ve üretim yapmanız lazım. Şimdi Türkiye'nin bu ekonomi mimarisinde çok büyük yanlışlıklar var. Ama Türkiye'nin ekonomi mimarisiyle beraber yine ekonomi ile ilgili kurumları da yanlış çalıştırması dolayısıyla, ekonomik zihniyetinin yanlış olması dolayısıyla da çok önemli sıkıntıları var. Hani biraz önce dediniz ya, biraz önce aslında şeyle Doğu Akdeniz'le ilgili olarak konuştuğumuz, Kıbrıs'la ilgili ya da Libya, Mısır meselesiyle ilgili konuştuğumuzda Türkiye'nin dostu olmadığını görüyoruz. Sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Yani İsrail de bizim aleyhimizde, Mısır da bizim aleyhimizde, Yunanistan da bizim aleyhimizde. Bu Yunanistan gibi bir ülke nereden cesaret buluyor da donanmasını çıkarıyor karşımıza? Ya da i̇şte Fransa gibi bir ülke daha söyledi. Biz 2010 yılında mıydı? 2010'da NATO'nun askeri kanadına hiç Sayın Erdoğan şey yaptı. Hiçbir koşul ileri sürmeden onları aldı Fransa'yı, biliyorsunuz. Şimdi Fransa nereden cesaret bularak kalkıyor Türkiye'ye Yunanistan'la beraber neredeyse savaş ilan edecek noktaya gelebiliyor. Yani bunlar yanlış politikaların sonucu. Şimdi ekonomide de yanlış işler yaptık. Mimarisi, ekonomik mimarimiz yanlış, ama onun haricinde zihniyet de yanlış. Merkez bankaları ekonomide işte kanunla kurulmuş, fiyat istikrarını sağlayan, o ülkenin parasını, finansını düzenleyen kurumlardır. Özel görev verilmişlerdir. Şimdi biz tepeden alınan bir emirle faizleri düşürüyoruz. Tepeden alınan bir emirle dövizi düzenlemeye çalışıyoruz. O kadar yanlış politikalar ki sonuç olarak 2018'den beri İsmail Bey 100 milyar dolar civarında rezervimizi erittik. 100 milyar doların civarında rezerv. Doları 6,5'ta tutabilmek için. Evet, doları baskılayabilmek, faizleri baskılayabilmek için maalesef 100 milyar dolar civarında bir rezervi erittik. Şimdi Perşembe günü para politikaları toplantısı var. PPK'nın toplantısı var. Normalde
şu şartlar altında bir faiz, yani şimdiye kadar da negatif faiz politikası uygulandı. Evet. Yani enflasyonun altında bir faiz veriyoruz. Enflasyonun altında faiz veriyorsanız Türk lirasına, şimdi sizin 100 milyon liranız olsa ya da 1 milyon liranız olsa, bunu döviz olarak mı tutarsınız, Türk lirası olarak mı tutarsınız? Hoşunuza gitti, 100 milyon lira paranız var. Şimdi tabii ki şu anda da Türkiye'deki mevduatların çoğu yabancı para cinsinden, döviz cinsinden. Yani Türkiye'de parası olanlar bunu Türk lirası olarak değil de çoğunluk yabancı para olarak, döviz olarak tutuyor. Dövizi tercih ediyor. Bu dolarizasyon demektir. İhalelerin de çok büyük bölümünü maalesef dolarla yaptık. Özellikle bu yap işlet devret projelerinde, kamu özel işbirliği projelerinde dövizi tercih ettik. Böyle olunca bir dolarizasyona uğrayan bir ülke olduk. Perşembe günü dediğiniz gibi para piyasaları kurulu toplanacak. Negatif faiz politikasını değiştirecek. Belki faizi bir miktar yükseltecek. Ama talimat normalde öyle olması lazım ekonomik kurallarına göre. Ama gelen talimat faizin yükselmemesi. Evet, yani faiz faizler yükselmeyecek. Merkez Bankası demiş. Başkanları onun için gitti. Onun için Merkez Bankası başkanları alınmış. Yani Cumhurbaşkanımız demiş ki faizler asla yükselmeyecek. Şimdi faiz yükselseniz, yükselmesi gerekiyor şu enflasyon koşulları altında. Merkez Bankası gidecek. Ne yapacaklar o zaman? Yani normal bir şekilde değil de işte farklı yöntemler deneyerek o faizi yükseltecekler. Yani doğrudan doğruya biz faizleri yükselttik demeyecekler. Geçil kitle penceresi gibi böyle dolaylı olarak faizlerin yüksek olduğu yeni yollar deneyecekler. Bunlar geçmişte de yapıldı. Bunların hepsi ekonomiyi sıkıntıya soktu. Şu anda da ekonomimiz aslında bizim sıkıntıda. Sonuç olarak 10 milyon civarında işsizimiz var. Önemli bir borcumuz var kamuda ve özel sektörde. Ve döviz sürekli olarak yükseliyor. Denge yok. Sürekli olarak yükselen bir döviz var. Faizlerin ne olacağı belli değil. Denge oluşmuş değil. Paranız olsa böyle bir ekonomide yatırım yapmazsınız. Asgari ücret yatırımcı açlık olsanız, sınırının altında kalmış. Evet, güven duymazsınız. Böyle bir ülkede yatırım yapmazsınız. Çünkü önce hukuk ararsınız, adalet ararsınız. Biraz önce hani konuştuk çeşitli sebeplerle nasıl kişiler, memurlar, askerler, subaylar, generallerimiz içeri atıldı. İşverenler de aynı şekilde maalesef paralarına el kondu, içeri atıldılar. Yine her şey bu şekilde olabilir. Onun için de kimse Türkiye'ye yatırım yapmıyor. Son 5 yıl içerisinde net olarak rakamlar ortaya konabilse, iş adamlarının Türkiye'de yaptığı yatırımdan daha fazla kendi iş adamlarımızın yurt dışına yatırımları söz konusu. Bunu Sayın daha fazla söyledi zaten. Nereye gidiyorsunuz dedi. Duyuyorum dedi. Bir ara bunları söyledi. Bir ara söyledi. Evet. Nereye gidiyorsunuz işte asarım keserim dedi ama zaten asarım keserim korkusuyla onlar da yurt dışına gidiyorlar. Yani Türkiye'nin kaynaklarını ki şu anda bakın 2015'te o zamanın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hayatta kendisi bir uluslararası toplantıda 138 milyar dolar Türklerin yurt dışında parası var demişti. 138 evet. 2015'te. 2015'ten sonra bu rakam çok hızlı bir şekilde arttı. Uluslararası kaynaklardan da bunları teyit etmek mümkün. Şu anda en az 200 milyar dolar Türklerin yurt dışında parasının olduğunu tahmin ediyoruz. 200 milyar, 200 dolar. Milyar dolar en az. Şimdi bu çok önemli bir rakam. Türkiye şu anda 100 milyar dolar bir yerden kaynak bulsa sorunlarının önemli ölçüde çözüleceğini biliyoruz. Yani bugünlük sorunlar çözülebilir birkaç sene için. Tabii ki ekonomi mimarisinin değişmesi lazım. Üretime yönelik, üretim odaklı, ihracat hedefli ve istihdam sağlayan bir ekonomi politikası gerekli. Ama 100 milyar dolar olduğunda önemli ölçüde birkaç yıl için Türkiye sorunlarını çözebilir. Şimdi 200 milyar dolar Türklerin parası yurt dışında. Neden yurt dışında? Çünkü Türkiye'ye güvenmiyor. Çünkü Türkiye'nin yöneticilerine güvenmiyor. Türkiye'deki hukuk sistemine güvenmiyor. Adalet sistemine güvenmiyor. Parasına el konabileceğini düşünüyor. Bütün bunlar
büyük bir sıkıntı doğuruyor. Yani ekonomimizin sorunlarının başında hukuk sistemi geliyor maalesef. Demokrasi geliyor, adalet sistemi geliyor maalesef. Böyle bir sorunumuz var bizim. Evet. Bunları aşabilmemiz lazım. Yani birkaç gün o perşembe günkü para piyasaları kurulu toplantısında inşallah makul bir karar verilir. Ekonomi biliminin gerekleri doğrultusunda hareket edilir, gereği yapılır ama olacağını sanmıyorum. Biraz önce söylediğim gibi yine kulağımızı farklı yerlerden göstermeye çalışacağız. Yani ben de tahmin etmiyorum çünkü sıkıntıya sokacağız ekonomiyi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı yıllardır söylüyordu, beğenmiyordu yüksek faiz, yüksek faiz diye. Faizlerin düşürülmesini hep önerdi, hep istedi. Bunun için Merkez Bankası başkanları değişti. Yani bu perşembe günde faizin yükseleceğini ben düşünmüyorum. Yani bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Şimdi ben ne derim? Tabii ben de hem vatandaş olarak hem de bu konuya biraz ilgi duyan biri olarak bu finans denklemindeki eksiklikleri izliyorum. Belki Bülent Bey şeyi de eklemek isterdi. Yani döviz tevdiat mevduatında Türkiye'de 212 milyar dolar para var. Yani yerleşik Türkler ve Türk sermaye şirketleri, diğer şirketlerin Türk bankalarında döviz olarak tuttuğu da bu kadar miktar para var. Şimdi 200 milyar da dışarıda varsa aslında Türkiye'nin alacağı, vereceği birbirine denk gibi döviz olarak. Tabii Türkiye döviz bağımlısı ve çift paranın ekonomiyi yönettiği bir ülke. Yani bir sıkıntı orada doğuyor. Dolayısıyla ikisi arasında gerçek bir finansal beklentiye yönelik bir doğru denklem kurulması ihtiyacı var. Siz Türk lirasına negatif faiz verirseniz bankalarda, TL'si olan da, Türk lirası olan da bu parayı bankada tutmaz, dövize çevirir, nasıl olsa artacaklar. Aslında negatif faize verilmesinin bir sebebi de yatırımı aslında teşvik etmek. Veya ama yatırıma gitmiyor işte, sıkıntı orada. Ama herkes yatırımcı olamaz ki. Yani şimdi üçümüz de yatırım yapmaya kalksak, birimizinki batar, öbürümüzünki belki çıkar. Benimki kesin batar da sizin bilmem. Şimdi yani dolayısıyla yatırım yapmak için yatırım yapacak iklimi hazırlamak lazım. Bilgi dahil olmak üzere veya küçük ortaklı bir yatırım yapmak için anlaşılır teşvikler yapmak lazım. Yani sen işte kazandığı zaman bana şu vergiyi verme gibi değil de, çünkü ben daha kazanıp kazanmayacağım bile bilmiyorum. Yani teşvik sistemin A'dan Z'ye gözden geçirmesi lazım yatırımların artması için. Ama negatif faizin bir yönlendirici unsuru yatırımı teşvik. Bankada tutma, git yatırım yak. Türkler de ne biliyor yatırım olarak? Dövize yatırımı biliyorlar. Dolayısıyla kolay olarak oraya gidiyorlar. Bir de güvensizlik, tabii katılıyorum. Yani her dakika yasaları değiştirirseniz, ihale yasası dahil ve bu yasaları artık öngörülemez hale gelirse o zaman kimse yatırım yapmayacaktır. Doğrusu budur. Ama öte yandan Türk borçlarına baktığımız zaman, çevrilebilmesi gereken döviz yüküne baktığımız zaman 445 galiba milyar dolar. Bunun aşağı yukarı 320 milyar dolar özel sektör borcu. Özel sektör şirket bazında borç verdiği için ve bankalarla ilişkiler girdiği için, ben de eski bir şirket yöneticisi olduğum için, şirketler kar etmeyi görmeden, borcun ödeneceğini garanti etmeden, teminat almadan kimseye borç vermezler. Tabii bu şirketlerin işleyebilmesi için bir tüketim dünyasına ihtiyaç var. Ama Covid ve Covid öncesinde tabii ki azalmaya başlayan büyüme oranlarından görüyoruz ki ekonominin yavaşlaması, resesyon denen durgunluk dönemine girmesi, ki biliyorsunuz kuralı arka arkaya iki tane çeyrekte negatif büyüme eşittir resesyon. İngiltere girdi. İngiltere'deki dünya rekoru. Yani İngiltere büyük bir ekonomi, dünya rekoru %20 bir çeyrekte. İki çeyrek toplamı %20 küçüldü ekonomisi. Bu geçen haftanın bilgisi. Şimdi Türk yatırımcısı parayı bankada tutacak, ne bekliyor? Enflasyona yenilmeyen bir faiz bekliyor en azından. Yani 2 puan 3 puan enflasyondan fazla getirisi olsun diyor. Siz o parayı bankada tutabilmek için ona bu faizi vermek zorundasınız. O faizi verirseniz yatırım kapitalinizi elde edeceksiniz. Bankada onu kredi isteyene borç olarak verecek. Kredici yatırım yapacak, garantileri varsa, teminatları varsa ve ekonomi böyle dönecek. Ama belirttiğiniz gibi bu faiz üzerinde bir lobicilik gibi, böyle bir conspiracy teori gibi düşünceler oluşunca ekonominin mantığı ortadan kalkıyor o zaman. O zaman banka negatif faiz veririm diyor, para çekiliyor bankadan, dövize gidiyor. Ama kazanç sahibi kim oluyor? Düşük faizli krediyle büyümek isteyenler oluyor. Düşük faizli krediyi kim alıyor? Bir defa şimdi yapsatçıların elinde evler kaldı. Muazzam bir durgunluk var inşaat sektöründe. Bu grup bu paradan istifadeyle evleri satabiliyor. Gerçekten artmış. %40 civarında, evet, artış arttı. Var şu an. Geçici bir durum. Çünkü faizler değişken.
Faizler zaten yükselmeye başladı. Geçen faizin haftaki faizi olması, bugün bulamazsınız. Faizin değişken olması şu manaya geliyor. Yani 400 bin lira verip ev alıyorsunuz ve %0.49-0.50 faizle. Bu size yılda %7 gibi faiz biriktiriyor. 10 yıl vadeli alsanız 400 bin liralık eviniz %70 daha fazla geri ödeme yapacaksınız. Değil mi? Hesap bu. Faiz bir değişiyor. Siz %70 yerine %150 fazlasını ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yani bu bilinmezlik ev yatırımları için de büyük bir risk. Ama bu değişkenlik mecbur mu? Mecbur. Niye mecbur? Çünkü siz enflasyonun denetim altında olmadığını işaretlerini veriyorsunuz. Zaten TÜİK ne yaparsa yapsın, milletin mutfağı yanıyor. Ben bugün manava gittim, 10 liradan aşağı hiçbir şey görmedim. Limon 14 lira. Şeftali 10 lira. Armut 10 lira. 42 çeşit armut yetiştirilen bir ülkede 10 lira. Fasulye 10 lira. Bahçede 2 liranın altında fiyat bulan fasulye manavda 10 lira. Bu ne demektir? Yani burada bir büyük bir kar marjı oluşmuş ama kar üreticiye gitmiyor demektir. Ticaret hayatının dengesi bozuldu demektir aslında. Bunlara bakmak lazım. Demiyorum ki bunlara merkezi otorite müdahalesiyle bakılsın. Çünkü yürümez o. Yani eski Sovyetlerin fiyat narı koyma filan. Bunlar yürümez. Ekonominin yalnız doğru anlaşılması lazım ve doğru yönetilmesi lazım. Şimdi Türkiye'nin bu artık ev stoku aslında şehirlere de büyük bir yığılma getirdi. Şehirlerde bu kadar insana yer yok yani. Biz Ankara'da 500 bin nüfusla yaşamaya başladık. Şu an Ankara'da 5-10'da 7 milyon nüfus var. Bu ne iştir yani? Nerede yaşayacak bu kadar insan? İstanbul gayya koysa 12 milyon, 13 milyon, kime göre 16 milyon nüfus var İstanbul'da. Hareket etmek mümkün değil. Yani bu kadar şehirlere yığmamamız lazım. İnsanların şehirden uzaklarda yaşaması lazım ama ekonomisini de gelirini de orada sağlaması lazım. Ama yani evet, bu merkezi planlama işidir. Çiftçinin tarlasıyla ilgili sorun yaşatırsanız tabii, tam tersi. O da bırakıp geliyor. Tam tersi. Türkiye kalkınmasının hedeflerinden bir tanesi tarım toplumuna kent soylu dediğimiz kentte iyi eğitilmiş insan gücünün yönelmesiyle Türk ekonomisi ayağa kalkabilir. Sancılı bir dönem. Hemen cevap vermez bir dönem. Hava şartlarından etkilenecek riskleri olan bir alan. Ama böyle bir kalkınma Türkiye için ideal gözüküyor. Daha evvel endüstrileşelim, imalat yapalım diyorduk. Şu an 26 milyar dolarlık ihracatımız var otomotiv sektöründe. Ama otomotiv firmaları üretimi durdurdular Avrupa'da. Esas sattığımız yer Avrupa. Niye? Çünkü Covid çıktı. Adamlar şu an o mekanik nefes alma makinesini üretiyorlar otomobil fabrikalarında. Bizim 26 milyar dolarlık ihracat düştü 2,5 milyar dolara. Turizmden 40 milyar dolar bekliyoruz her yıl. Turistlerin oranı %10. Oradan kaybettik 36 milyar dolar. Tabii ki bu döviz açıkları oluşmaya başladı. Bunlar dış ticaret açıkları. Dolayısıyla ekonomi haliyle yavaşlıyor. Ama bu biz burada yalnız değiliz. Onu da belirtmek lazım. Evet, ekonomi bir süredir baş aşağı gidiyor ama Covid'den dolayı da büyük bir tahribat altında. Bütün işletmeler durdu. Hizmet sektörü durdu. Kafeler, ulaştırmacılar, uçaklar. Dünya uçak mezarlığına döndü adeta. Bütün bunlara yapılan yatırımlar geri ödenemez hale geldi. İnsanlar harcamıyor. Evine hapsoldu, tüketmiyor. Yani internetten ne alabilirse onunla idare ediyor. Çünkü Covid'in nasıl sonuç vereceği belli. Belki aşı bulunduktan sonra, bugün size gelirken radyo dinledim. İngiltere'de bulunan aşı 2 milyar sipariş almış. Almanya'da bulunan aşı 600 milyon sipariş almış. Yani dünyada 7-10'da 2 milyar insan yaşadığını düşünürsek, yani dünyanın neredeyse 3'te 1'i aşısını sipariş etmiş. Ruslar da bir aşı bulduğunu söylüyor. Ruslar evet sadece ama Vietnam'a satabildiler. Rus evet, aşısı anladığım yani kadarıyla safa 3'e daha geçmemiş. Safa 2'deler. Şimdi fakat bizim COVID, ekonomimiz sadece Covid'den dolayı değil. Sadece demedim. Bir sürede baş aşağı. Bizim ekonomimizin tabii yapısal sorunları. Covid'e nasıl yakalandık? Yani şey olarak hani ekonomi ne hangi durumdaydı da Covid nasıl üstünde bir tahribat yaptı? Evet, biz yani, nasıldık? Onu söylemeye çalıştım. Yani zaten ekonomimiz üretim odaklı değildi. Maalesef işte borçlanma ağırlıklı bir ekonomi. O borcu da maalesef yatırıma değil de tüketime harcadık uzun zaman. İşte onun için zaten ekonomi mimarimiz yanlıştı diyorum. O yanlışlık Covid'le beraber, bu pandemi ortamıyla beraber çok daha kötü bir noktaya tabii Türkiye'yi götürüyor. Çünkü dünyada da bu sıkıntılar söz konusu. Türkiye için daha da fazla büyük bir sıkıntı söz konusu olacak. Bizim bunu görüp bir şeyler yapmamız lazım. Bu Covid
çıktığında da hep konuşuldu. Biz de meclise söyledik. Dedik ki bakın bu sadece işsiz kalacakları kurtarma ya da kapanacak iş yerlerini kurtarma işi değil. Onda da epey bir yanlışlık yapıldı. Çok büyük sıkıntılar söz konusu halinde. Ama şöyle bir şey var. Covid'le beraber dünya değişecek dendi. Artık farklı bir dünya söz konusu olacak dedi pandemi sonrası. Hiçbir şey gerçekten eskisi gibi öyle olmayacak. Dolayısıyla yapısal bazı önlemler alınması lazım. Ekonomimizin de yapısal sorunları vardı. İlave olarak yani mevcut yapısal sorunlara ilave olarak Türkiye'nin daha devletçi, kamucu bir yaklaşımda olması lazımdı. Yani daha fazla liberal bir anlayış söz konusuydu. 2008 kriziyle beraber, ondan sonra da bu yeni dönemdeki bu pandemi kriziyle beraber dünya ekonomilerinin daha kamucu yaklaşımlara ve ekonomi politikalarına sahip olacağı, bunun içinde özellikle tarımda bir, enerjide, sağlıkta ve eğitimde daha kamucu politikalar sergileyeceği yapılar içerisinde olacağını hep söyledik. Peki öyle oldu mu o zamandan beri? Yani Türkiye'deki Covid'den beri. Yani hiç olmazsa Covid'den sonra bir şeylerimizi değiştirmemiz lazım, değil mi? Yani bütün dünya bunu fark etti. Bizim de değiştirmemiz lazımdı. Neyi dedik? Tarım dedik, enerji dedik, sağlık dedik, eğitim dedik. Yani bu dört alanda devletin daha fazla rol alması, hem bizzat hem de özel sektörü ya da başka hatları kullanarak işin içine girmesi lazımdı. Daha kamucu yaklaşımlar içerisinde olması lazımdı. Hiçbir şey yapmadık biz bu süre içerisinde bakın. Hiç. Ama bu dönüşümler yani, o kadar kolay değil tabii. Onları yapmak değil ama bir yerden başlamak lazım. Bir planı olması lazım. İşte devlet planlama onun için lazım. Devlet planlama teşkilatı. Ama biz devlet planlama teşkilatını da kapattık. Yani o biraz önce konuştuğumuz enerji için nasıl gerekiyorsa planlama, yatırım için nasıl gerekiyorsa, bu dönemde yine aynı şekilde ekonomiyi de planlamak için bir devlet planlama teşkilatı olması lazım. Dünyadaki gelişmeleri bilen, takip eden, ona göre Türkiye'de de önlemler alan, politikalar üreten bir devlet planlama teşkilatı. Bu da yok. Yani bu dönemden de, bu pandemi döneminden de ders almadık, akıllanmadık, ona göre yeni politikalar üretmiyoruz ki. Bizim zaten yapısal sorunları olan bir ekonomimiz vardı. Yapısal sorunları yapısal reformlarla gidermemiz gerekiyordu. Bunları yapmakta çok geç kaldık. Hatta yanlış işler yaptık, özellikle kamuda yanlış işler yaptık. Ve çok sıkıntılı bir noktaya geldik. Evet. Bir şey söyleyecektim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Evet, çünkü yani Bülent Bey'le hemfikiriz. Belki ben o kadar dört sektörü düşünmüyorum ama tarım sektörü, sağlık sektörü mutlaka devletin merkezi yönetimin altına girmeli ve tedarik zincirleri tekrar gözden geçirmeli. Eğitim için ne diyorsunuz? Eğitim de bana göre hepsinden... Eğitim biraz daha dallı budaklı bir alan, evet. Ve özel sektörün eğitim teşvikine de ihtiyaç var. Çünkü herkes çocuğu için... Zaten özel sektörü çıkaralım demiyorum da ben. Yani bizim parti olarak öyle bir şeyimiz yok. Ama kamucu politikalar derken, yani daha fazla halkı düşünen, kamuyu düşünen, sosyal devlet. Kamuyu da evet, yani bir refah devleti, sosyal devletin daha fazla işin içine girdiği politikalar üretmemiz lazım, evet, diyorum. Yani bunları tümüyle liberal ekonomiye teslim edemezsiniz diyoruz. Onu tabii yani diğerlerini tartışırız. İhtiyaç olduğu da tabii ki kabul edebilir de aciliyet gösteren alan bir tanesi tarım. Bakın tarımda Türkiye 4 milyon ton civarında hububat ithalatı yapıyor. Ve birçok ithalat yaptığı ülke bu ithalatı durdurdu. İhracat yapmıyoruz. Bunlar Kobi nedeniyle. Stratejik dedi. Bizim stoklarımız bunlardı. Rusya'dan alıyorduk, alamıyoruz. Şimdi 4 milyon ton tahıl açığı olan bir ülke buna ait en erken bir senede bunu kapatabileceğine göre, tohumu da ithalata bağlıysa ne olur? Bir sene sonra Covid bir sene sürerse aç kalırsınız. Bu kadar basit. Dolayısıyla bu çok riskli bir alan. Demek ki bizim, yani bugün bile geç. Dün başlanmalıydı. Doğru. Bugün bile geç. Yani biz, Bülent Bey'in kastı o zaten. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Evet. Doğru, siz de aynı tarım şeyi için, söylüyorsunuz. Bu tarımda yani ithal tohum evet 15 kat fazla ürün verdiği yerler var ithal tohumda. Mesela salatalıkta inceledim. 15 kat aynı topraktan daha fazla verim alabiliyorsunuz. Salatalığı ithal tohumla yaptığınız zaman. Ama sürdürülebilirlik ne oluyor? Yok.
Hani bir adam ben vermiyorum kardeşim tohumları. Aç. Bu iş artık kendi kendime yeter halde. Dediği an hadi salatalık yemezsek ölmeyiz. Ama ekmek, buğday bunu yemezsek ölürüz. Türk halkı da ölür. Ben de ölürüm şahsen. Ben ekmek yemeden duramam. O halde bu hububattaki 4 milyon aslında 4 milyon üstünde bir açık var. Türkiye biliyorsunuz 22 milyon ton civarında buğday üretir. İşte 4-5 milyon ton da öbürlerinden üretir. 4 milyon ton açık minimum şu an var. Siz bu Covid 2 sene sürecek, aşı 2 sene sonra bulunacak dediğiniz zaman 2 senede 8 milyon ton buğday açığınız olur. Kimi besleyeceksiniz? Nasıl besleyeceksiniz? Kimse de satmıyor. Bu stratejik bir alandır deniyor, satmıyor. Stoklarınız yok. Dolayısıyla burada anlaşıldı ki dışa bağımlı. İthal ederiz canım. Dövizimiz var nasıl olsa. Döviz de yüksek fiyatlı. Bir döviz de yok. Döviz de yok. Çok özür dilerim. Mesela bu yıl ve geçmiş yıllarda Tarım Bakanı hiçbir şekilde bizim hububatta açık verdiğimizi kabul etmedi. Biz en az 20 milyon ton üretiyoruz. Hiçbir 20 milyon ton hiçbir şey. Türkiye 60 milyon nüfusla 20 milyon ton üretiyordu. Ya hep Türkiye'nin normal üretimi. Açık kabul etmiyor, fazlamız var diyorlar. Bizim hayır, zaten değil. Doğru değil. 23 milyon tondur Türkiye'nin yıllardan standart buğday üretimi. Yıllardan beri o 20 milyon ton civarında biz hububat üretiriz hep. Hep bu söylenir. Şimdi bu ya, aslında çok basit. Yapılan tahminlerle bu tabii şey yapılıyor. Bülent Bey, bu eskiden tahminle yürüyordu. Şimdi tahminle yürümüyor. Uydudan fotoğrafları çekiyorsunuz. Uydudan yapılan tahminler. Yani kilogramına kadar buluyorsunuz ürünün ne olduğunu. Sonra ürüne bir şekilde çekirge saldırıyor. Hesaplar duruyor. Şimdi dolayısıyla burada hakikaten ciddi bir kriz anı var. Gelelim sağlık ekipmanına. Herkes Çin'den alıyor. Herkes sağlık ekipmanını Çin'den alıyor. Yani bu Çin bağımlılığı ne oldu sonunda? Amerikalılar gemi kaçırdılar. O bizim malımız. Avrupa'dan uçak kaçırdılar, öbür taraftan gemi kaçırdılar. Önce bizim sağlığımız dediler, çünkü biz ülkede üretemiyoruz dediler. Birden maske kara borsaya düştü. Bu mekanik ventilatör denen teneffüs aleti kara borsaya düştü. Evet, ve herkes kimi kolunu bükerse öbürünün malını almaya başladı. Anlaşıldı ki bunlar ülkenin içinde üretilmeli. Allah'tan Türkiye bir konfeksiyon üreticisi olduğu için hemen durumunu değiştirdi ve şu an ihracatçıyız biliyorsunuz. 100 milyon dolar civarında ihracatımız var sadece maskeden. Yani işte o da tekstil altyapımızın iyi olmasından kaynaklı. Konfeksiyon odaklı olduğumuz için. Evet yani. Ama bu başka şeyleri ithal edemiyoruz. Çünkü. Başka kumaşları çünkü üretim durdu. Tezgahlar durdu. Orada çalışanlar dışarı kondu. Niye? Çünkü halk tüketmiyor. Siparişler durdu yurt dışından gelen, Türkiye'de üretilen siparişler. Markalı ürünlerimiz var. Durdu. Ama o kısmı çok kritik değil. Yapılıyordu. Şimdi ben çözüm için şunu önerdim. Çözümü. Bu noktanın çözümü. Çözümü bir sonraki bölümde. Öyle mi peki? Evet. Şimdi bu bölümü de kapatıyoruz değerli izleyenler. Bundan sonraki bölümümüzde çözümü konuşacağız. Gerek Doğu Akdeniz, gerekse ekonomi. Biz nerede hata yaptığımızı en azından anladık ama bundan sonra nasıl çözeriz? Hangi noktalarda hareket edersek, nerede ısrar edersek çözümü rahatlıkla gerçekleştirebiliriz diye de bu bölümde konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Şuraya bak ya. Ya Opet'in verdiği hizmeti biz ancak teleskopla takip ediyoruz ya. Kadın gücü temiz tuvaletler ya ultramodern. Affedersiniz. Fark etmez petrol, hoş geldiniz efendim. Opet ileride mi acaba? Efendim Opet bizden bayağı ileride. Yani biz Opet'ten bayağı gerideyiz. Teşekkür ederim, iyi günler. Aferin Necmi. Sektördeki durumumuzu çok güzel ifade ettin. Abi sen Opet'i verdin. Fark etmez petrol. Opet'e gider. Opet'e gider. Opet'e gider yapıyorlar. Bizimle alakası yok. Bizim için fark etmez oğlum. Opet'se fark eder. Dört kaşı doldur. Hiç sevmesin. Nazo, serinlik lezzetinde. Sen siyahım, sen beyazımsın. Sen gözümü açtığım sabahım, semtteki selamımsın. Sadece ilk adımım değil, sırtımdaki adımsın. Sen hakkım, sen şerefimsin. Ardındaki anılarımsın sen. Önümdeki yolum. Aynalarda gördüğüm, güneşe yürüdüğümsün. Omuzlarda yükselip, omuz omuza verdiğim. Kalbimin en orta yerinde yangına nedensin. Beşiktaş, sen bizim her şeyimizsin. Hayata karşı duruşum
Ben seninle doğmuşum. Bırakmam seni. Nazo, serinlik lezzetinde. Birdeyiz. Söylenmeyenleri söylüyor, dokunulmayanlara dokunuyoruz. Türkiye'yi, dünyayı konuşuyoruz. Haberdar olmak istiyorsanız her sabah Tele1'de gerçekleri anlatıyoruz. Gelin güne birlikte başlayalım, hayatı paylaşalım. Halk Kitap Evi'nden siz değerli izleyicilerimize muhteşem bir kültür kampanyası daha. Bu 10 kitaplık İzimler serisinde dinleri ve toplumları yönlendiren düşünceleri okuyacaksınız. İşte 10 kitaplık muhteşem kültür seti. 1. Tanrı'nın varlığı ya da yokluğuyla evrenin nereden türediğinin bilinmediğini veya bilinemeyeceğini ileri süren görüş. Agnostizm. 2. Tüm tanrılara, ruhsal varlıklara, metafizik inançlara ve dinlere inanmayan, gerçekliği din yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımını bu kitapta okuyacaksınız. Ateizm. 3. Hedefi, hayattaki acı, ızdırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunları gidermenin yollarını göstermek olan Budizm inancını detaylarıyla okuyacaksınız. Budizm. 4. Eski ve yeni deizm nedir? Aralarındaki fark nedir? Deizmde nasıl bir tanrı inancı vardır? Peygamber veya vahiylere inanıyorlar mı? Hepsi ve daha fazlasını bu kitapta okuyacaksınız. Deizm 5. Hedefi sınıfsız bir toplum oluşturmak olan ve bu uğurda bu sınıfların oluşmasını sağlayan, özel mülkiyeti ortadan kaldırmayı hedefleyen, komünist siyasal ideolojinin felsefesi olan Marksizmi bir solukta okuyacaksınız. Marksizm. 6. İnsan, hayvan, bitki, taş, toprak ayırt etmeden yaşayan ve var olan her canlının ve maddenin bir ruhu olduğuna ve bunların her birisinin de kutsal olduğuna inanan binlerce yıllık birikime sahip olan bir inanç sistemi. Paganizm. 7. Türklerin eski dini olarak kabul edilen ama aynı zamanda Kuzey Asya topluluklarının bir din değil, dini duygular içeren ve öteki alem varlıklarına hükmeden bir tür kült olduğu söylenen şamanizmi bu kitapta okuyacaksınız. Şamanizm. 8. Hayat için önemli olan rüzgar, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi anlayışları olan ve kutsal ruhların bulundukları maddelerin şeklini aldığına inanılan Japonya'nın yerel dini olan Şintoizmi bu kitapta merakla okuyacaksınız. Şintoizm. 9. Geniş hükümet yetkisini sembolize eden, otoriter devlet üzerine kurulu bir radikal milliyetçi, siyasi ideolojisi olan faşizmi bu kitapta ibretle okuyacaksınız. Faşizm. 10. İnsanlar için ihtiyaçlar yaratmak, gereksinim arttıkça rekabeti ortaya çıkartmak, para vererek sahip olunan şeyin bir daha kullanılmamasına, hatta yeniden satın alınmasına yol açan ve tüm bunlar normalmiş gibi yansıtmayı amaçlayan bir düşünceyi okudukça şok olacaksınız.
Kapitalizm. Bu muhteşem 10 kitaplık kültür seti siz değerli izleyicilerimize özel 180 lira yerine sadece 69 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Sadece 69 lira. Ayda 10 lira taksitle. Halkkitabevi.com'a tıklayın, kapınıza getirelim. İzimler serisinde dinleri ve toplumları yönlendiren düşünceleri okuyacaksınız. İşte 10 kitaplık muhteşem kültür seti. 1. Tanrı'nın varlığı ya da yokluğuyla evrenin nereden türediğinin bilinmediğini veya bilinemeyeceğini ileri süren görüş. Agnostizm. 2. Tüm tanrılara, ruhsal varlıklara, metafizik inançlara ve dinlere inanmayan, gerçekliği din yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımını bu kitapta okuyacaksınız. Ateizm. 3. Hedefi, hayattaki acı, ızdırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunları gidermenin yollarını göstermek olan Budizm inancını detaylarıyla okuyacaksınız. Budizm. 4. Eski ve yeni deizm nedir? Aralarındaki fark nedir? Deizmde nasıl bir tanrı inancı vardır? Peygamber veya vahiylere inanıyorlar mı? Hepsi ve daha fazlasını bu kitapta okuyacaksınız. Deizm. 5. Hedefi sınıfsız bir toplum oluşturmak olan ve bu uğurda bu sınıfların oluşmasını sağlayan, özel mülkiyeti ortadan kaldırmayı hedefleyen, komünist siyasal ideolojinin felsefesi olan Marksizmi bir solukta okuyacaksınız. Marksizm. 6. İnsan, hayvan, bitki, taş, toprak ayırt etmeden yaşayan ve var olan her canlının ve maddenin bir ruhu olduğuna ve bunların her birisinin de kutsal olduğuna inanan, binlerce yıllık birikime sahip olan bir inanç sistemi. Paganizm. 7. Türklerin eski dini olarak kabul edilen ama aynı zamanda Kuzey Asya topluluklarının bir din değil, dini duygular içeren ve öteki alem varlıklarına hükmeden bir tür kült olduğu söylenen şamanizmi bu kitapta okuyacaksınız. Şamanizm. 8. Hayat için önemli olan rüzgar, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi anlayışları olan ve kutsal ruhların bulundukları maddelerin şeklini aldığına inanılan Japonya'nın yerel dini olan Şintoizmi bu kitapta merakla okuyacaksınız. Şintoizm. 9. Bu kitapta ibretle okuyacaksınız. Faşizm. 10. Kapitalizm. Bu muhteşem 10 kitaplık kültür seti siz değerli izleyicilerimize özel 180 lira yerine sadece 69 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Sadece 69 lira. Ayda 10 lira taksitle. %70'e varan indirimler, bütün kitaplarda kapıda nakit ödeme seçeneği. Halkkitabevi.com'a tıklayın, kapınıza getirelim. Ekonomideki çöküş nasıl son bulacak? İttifaklar seçime hazır mı? Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi neler bekliyor? Tele 1 Ankara stüdyosunda İsmail Dükel soruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Yaşar Okuyan yanıtlıyor. Kulis yarın 11'de Tele 1'de. İstanbul'a sağlık, konfor ve mutluluk dağıtan İGDAŞ hava durumunu sunar. İstanbul'a sağlık, konfor ve mutluluk dağıtan İGDAŞ hava durumunu sundu. Gün bitiyoru izlemeden günü noktalamayın. Türkiye'de bugün ne oldu? 90 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Gün içinde yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Gün bitiyora başlıyoruz. Günün önemli başlıkları.
son dakika gelişmeleri ve izleyiciden gelen sosyal medya yorumları. Yalanlara teslim olmayın. Günü Murat Taylan'la Gün Bitiyor'u izlemeden kapatmayın. Yeni güne gerçeklerden habersiz başlamayın. Gün Bitiyor hafta içi her akşam 23.30'da Tele1'de. Efendim, Haberin İçinden programının 3. bölümünde karşınızdayız. Konuklarımız emekli Tümgeneral Doktor Deniz Kutluk ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kuşoğlu'yla birlikteyiz. İsterseniz tüm amiral yapalım. Çok farklı okullar çünkü. Tüm ne dedim ben? Siz general dediniz. Ha, pardon. Tüm amiral. Evet. Tabii ki kara deniz. Kusura bakmayın. Evet, tüm amiral. Düzeltiyorum. Hem konuğumdan hem de sizden özür diliyorum değerli izleyenler. Estağfurullah. En son bıraktığımızda ekonomide bırakmıştık. Sizin bir çözümünüz vardı. Ben araya girdim. Evet. Çünkü araya gitmemiz gerekiyordu. Doğru. Oradan başlayıp ama hemen arkasından da Doğu Akdeniz'deki çözümü. Artık tamam. Bu 20 dakikalık tamam. Bir süremiz ve tamam. Çözüm konuşmamız gerekiyor. Buyurun. Efendim, ekonomik olarak ekonomide Türk ekonomisi büyüdü. Gayri safi milli hasıla rakamları bunu zaten gösteriyor. Bunun bir refah toplumu ve eşit dağılımı ve en çok kazananla en az kazanan arasında bir denge oluşacak şekilde büyümüş olması arzu edilir. Böyle olmadığına dair işte Gini katsayılarıyla yapılan incelemelerde böyle olmadığını görüyoruz. Sonuçta demin ekonominin büyük alanlarından bir tanesi ziraatı biraz konuştuk. Endüstriyi konuşmadık ama ona içeriği de malum. Hizmet sektöründe büyük bir gelişme var. İnşaat sektöründe var. Şimdi bu kadar dallı budaklı büyümüş bir ekonomi şahısların tasarruflarıyla yönetilemez. Bu daha evvel Devlet Planlama Teşkilatı'nın yol göstermesiyle 5 yıllık planlarıyla bir ölçüde yürütülüyordu. Planlar uygulansaydı. Planların uygulanmadığını her dönemden öbür döneme sarktığını da biliyoruz. Ben burada çözüm olarak askeri planlama disipliniyle ekonomik planlama disiplinlerinin birleştirilmesini öneriyorum. Ne demek istiyorum? Evet. Şimdi biz askeri planlamada, bunun adı savunma planlaması, sanat olarak geçer. Yani ülkeler bunu sanat olarak algılarlar. Eğitimi Türkiye'de yok ama Amerika'da var, birkaç Avrupa ülkesinde var. Kitapları böyle böyledir. Ciddi bir planlama disiplinidir. Bu planlama disipliniyle siz geleceği planlarsınız. Ne kadar gelecek? 20 yıllık geleceği planlarsınız. Temel tahminleri vardır. 10 yıllığı çok iyi tahmin edersiniz. 2 yıllığı uygularsınız. 20 yılı projeksiyon yaparsınız. 10 yılı çok iyi planlarsınız. 2 yılı uygularsınız. Uygularınız 2 yılın her dönem sonunda bir sonraki 10 yılı bir daha gözden geçirirsiniz. Sonuçlarına göre. Böylece akış sürer. Çünkü orada teknolojiyi tahmin edeceksiniz, dünyanın nereye gittiğini tahmin edeceksiniz, onu bunu böyle bir sürü parametreyi tahmin edersiniz. Şimdi bu disiplin dinamiktir. Bu disiplin bir ihsas kurumudur. Hantal değildir. Eğitilebilir insan gücüyle yapılabilir. Çok etkilidir. Şimdi bugün biz Doğu Akdeniz'e göğsümüzü gere gere dolaşıyorsak donanmamızda bu donanmayı yaratan bu planlama disiplinidir. Hava kuvvetlerimiz Avrupa'nın ikinci büyük hava gücü ise bu planlama disiplinidir. Kara gücümüz ateş gücünü arttırmıştır, mobilitesini, seyyaliyetini arttırmıştır, gelişmiştir, profesyonelleşmiştir. Bu disiplin sayesindedir. Diğer ülkeler için de aynı şey geçerli, diğer NATO ülkeler için de. Şimdi dolayısıyla bu planlama disipliniyle Devlet Planlama Teşkilatı'nın çekirdek planlama fonksiyonlarını birleştirirsek, yeni ama sayısı böyle koskoca büyük örgüt kuracak kadar değil, yani aşağı yukarı maksimum 50-60 kişilik bir yapı içinde, devletin içine bunu yerleştirirsek, devlet aklı burada oluşursa, dış politika aklı da lazım ama ben sadece bunu ekonomik gelişmişlik açısından söylüyorum. Bu 50-60 kişilik çekirdek ünite, diğer bakanlıkları, yatırımcı bakanlıkları denetler, kontrol eder, onlardan geri besleme alır ve düzeltici tedbirler üretir halde kullanılırsa, silahlı kuvvetlerin modernleşmesi ve dünya çapında rakiplere yetişmiş olması olgusu Türk ekonomisi içinde çok rahatlıkla ortaya çıkarılabilir. Evet. Ekonomiye tekrar döneceğiz. Bülent Bey'in de alacağım ama Doğu Akdeniz'e geçelim. Şimdi orada tabloyu öğrendik. Tabloyu öğrendik. Tabloyu anladık. Tarihsel süreci öğrendiniz. Şimdi Doğu Akdeniz'e şöyle baktığınız zaman iki şey görürsünüz. Doğusunda Kıbrıs, batısında Ege. Ortada da şimdi yeni başlayan bu tartışmalı, mücadeleli alan. Üzerinde neredeyse savaş çıkacak alan. Şimdi bu alanın
ciddi bir şekilde ele alınmasını istiyorsak ve masada çözümlenmesini istiyorsak yapılacak şey iki tanedir. Doğu sınırıyla ilgili iddiaları Kıbrıs problemini çözerek, Batı sınırlarıyla ilgili iddiaları da Ege sorunlarını çözerek ele alabiliriz. Peki nasıl olacak? İki şekilde. Kıbrıs için 52 yıllık denediğimiz şeyleri denemeyeceğiz. Artık yeter diyeceğiz. Seçimlerden sonra iki devletli çözüme gideceğiz. 20 küsur devletin hemen tanıyacağından da kendimize emin olacağız. 20 küsur devletin... Bunun alt mekik diplomasisi dediğimiz şeyi de yaparak tabii ki böyle bir adım atmak lazım. Tabii tabii. Buna var. Kıbrıs evet. Türk Cumhuriyeti'nin ilanı zaten yapılmış. Bunun tanıtılması meselesi var. Evet. Tanıtılma demin adı geçti. Tanıtılamıyor çünkü. Niye tanıtılamıyor? Çünkü siz ben daha sonra sizle beraber federasyon kuracağım deyince diğer ülkeler diyor ki ya kardeşim ne yapacağınıza bir karar verin de biz de ona göre sizi tanıyıp tanımayacağımızı anlayalım diyor. Niye ben diyor Yunan-Rum ikilisiyle papaz olayım diyor sizin yüzünüzden. Sonra siz birleşeceksiniz ben bu ülkeyi niye tanıyayım diyor. Ama Türkiye'nin dış yardım yaptığı 20'den fazla ülke var. Türkiye'nin Türki devletleri var. İstişare içinde olduğu devletler var. Ön sözler almış olduğu devletler var. Sadece tetiği çekmeye bakıyor onları harekete geçirmek. Siz Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmak için önceki devletli bir politikanızın kesinleşmesi lazım. Bu kesinleştiği an artık o federasyon görüşleri falan görüşmeleri ortadan kalktığı zaman 52 yıldır temcit pilavı gibi devam eden Doğu blokundaki işi Akdeniz'in doğusundaki işi çözmüş oluyorsunuz. Doğu sınırı çözmüş oluyorsunuz. Nasıl çözmüş oluyorsunuz? Bir sınır var, iki tane devlet var. Dünyada 42 tane aynı adada yaşayan devlet var. Biz böyle özel yeni bir şey yaratmıyoruz yani. 42 tane örneği var bunun dünyanın değişik adalarında. Onun gibi yapıyoruz. Kimse kimseden toprak istemiyor. Biz biraz savaş tazminatı istiyoruz. Tabii ki şehit verdik, gazi verdik durup dururken 1974'te. Gemi kaybettik. Yıkılan binalarımız oldu. Bunun tazminatını istiyoruz. Savaşın mağlubu tazminatını ödemek zorundadır. Bu tazminatı öderek bu sınırda anlaşıyoruz. Herkes kendi toprağının karşısındaki deniz alanındaki egemenlik yetkilerini kullanıyor. Doğu çözümü bu. Batı çözümüne bakalım. Batı'da iki çözüm var. Birincisi bu adalardan oluşan Ege Denizi yaklaşık 70 yıldır müzakere edilen bir yer. İlerleme yok. Dün akşam bir programda sordular, tek tek saydım. Yani ayrı ayrı dönemlerde 19 yıl, 45 yıl, 25 yıl müzakereler yapmışız. Hiçbir yere ilerleyememişiz. İstikşafi görüşmeler yapmışız. 61 tur, 12 yılda hiç kımıldamamışız. Şimdi diyorlar ki görüşelim, çözelim. Neyi çözüyorsunuz beyler? Yani çözebilecek olsaydınız daha önce çözerdiniz. Demek ki bu işin çözümü diplomatik değil. O zaman bir paket çözüme ihtiyacımız var. Bu paket çözüm yapılmazsa savaş çıkacağını da görüyoruz. İki tarafın savaşçı unsurları denizde çünkü şu an. O zaman paket çözüm nasıl olabilir? En basiti şöyle olabilir. En basiti. Hiç böyle kavga gürültü olmadan, hiç siyasetçilerin yüzünü kara çıkartmadan. Çünkü sonuçta onlar da halka hesap vermek zorundalar. Halkın da Yunan tarafında müthiş bir Türk nefreti var. Türk tarafında da oluşmakta olan bir Yunan nefreti var. Bunları da ikna etmek siyasetçi için zor iş. O zaman çözüm şudur. 50 yıl biz burayı doğal kaynakları bakımından Ege Denizi'ni bir şirkete veririz. Şirket doğal kaynakları araştırır, yatırım yapar, işletir, çıkarır ve bize paylaştırır 50 yıl boyunca. Buna PSA anlaşması diyorlar. Production Sharing Agreement. Bunun ne kadar bize vereceği zaten müzakerede ortaya çıkar. Bu %20 olabiliyor, %50 olabiliyor. Çok da fazla olmuyor. Biz bunu yarı yarıya bölüşürüz Yunanistan'la. Nerede olduğuna bakılmaksızın Ege'de olduğu sürece. 50 yıl içinde tarafların görüşleri artık Ege'den dolayı sürekli çatışma yaşamadıkları için, kin, nefret birbirlerine duymadıkları için yumuşar. Ve 50 yıl sonra ne yapacağımıza bir daha bakarız. Ama bu arada enerjinin hidrokarbonlara dayalı olarak önemi de azalabilir. Çünkü sadece fosil yakıt enerjisi çalışılmıyor. Dünyada bir sürü yeni teknoloji çalışılıyor enerji alanında. Onların da öne çıkıp gaz ve petrolün öneminin azalma ihtimali de var. O ihtimal de ortaya çıkarsa zaten mesele ortadan kendiliğinden kalkar. Birinci çözüm budur. İkinci çözüm Ege için, Ege'de Lozan dengesine geri dönmesi gerekmektedir. Bu çok söyleniyor ama içi doldurulmuyor. Lozan dengesi geri dönülsün. Nasıl dönülecek? Şöyle dönülecek. Lozan'ın 6. maddesine göre 3000 içindeki adalar Türkiye'ye bırakılmıştır. Karasuları da 3000'dir. Adaların da karasuları olup olmadığı tartışmalıdır Lozan döneminde. Karasuları şöyle bir kavram. 1603'ten 1740'tan 1980'e kadar gelişmiş. 1740'tan 1782'ye kadar gelişmiş. 300 yıl gelişmiş. 1982'de nokta konmuş. Şimdi 1958 sözleşmesi
adalara bir karasuları özel olarak tanımıyor. Ada tanımını yapmıyor bir defa. Adalara ekonomik bölge kıtası anlığı da vermiyor. 58 sözleşmesi. Demek ki biz 1923'te adaları bu haliyle azami 3 mil içinde bir şeyler yapılacak diye böyle bırakmışız. Ama bu 3 mili almışız. Lozan'da da kıyılarımızdan 3 mil içindeki adalar bizim olsun, öbürleri de bizim olmasın diye bir anlaşmaya varmışız. 6. maddesi Lozan'ın. Şimdi Yunanistan 6 mile çıkarmış haksız olarak 58'den önce. Sonra 12 mile çıkarırım diyor 82'den sonra. Evet. 94'te bu savaş bize savaşı... Savaş nedenini saymışız. 95'te meclisten savaş nedenini karara geçiriyoruz. Yani bıraksak bu işten savaş çıkacak bir defa. Kesin Allah'ın emri çıkacak. O zaman bu denklem şöyle devam etmeli. Lozan'da 3 mil dedi. Karasular 3 mil miydi? Sen 6 mile mi çıkardın? O zaman 6 mil içindeki adalar bize ait. 12 mile çıkarmak istiyor musun? Buyur çıkar ama 12 mil içindeki adalar bize ait. Tek başına bu olmaz. Çünkü senin o iddia ettiğin 3 milden öteye 12 mile kadar karasuları sınırları, genişleme sınırları benim imzam olan herhangi bir anlaşmada yer almıyor. Benim imzam sadece Lozan'da var. Diğerleri ben imzalamadım. 58'i imzalamadım. 60'ta anlaşma olmadı. 82'yi imzalamadım. O halde bana karşı zaten ileri sürmen mümkün değil. Bunun adı persistent objector. İsrarlı itirazcı. Bir hukuki kavram. Zaten bunlardan ben mesul değilim. Sen kendi başına beni boğmak için bu hamleleri yapıyorsun. Ama ben sana şunu söylüyorum. Burada bir savaş riski olduğunu görüyorsun. Bu problemi çözmek de istiyorsun. Çözüm buradadır. 1923 düzenine dönelim, Lozan düzenine. Ben sınırlarımı ilerleteyim. Sen istiyorsan karasını arttırmak. Sen de buna göre bu adaları bana bırak. Hangi adaları? 6 mildeki adaları veya 12 mildeki adaları. Bir madde daha var. Ben Lozan'da sana 23 tane adayı devrettim ama bunları silahsızlandıracaksın diye devrettim. Silahsızlandırılmak şartıyla egemenliğini devrettim. Şimdi sen bunları silahlandırdın. Ve ben sana diyorum ki bu adaların silahlandırılmasından vazgeç. Bunu da bugün demiyorum. 60'lı yıllarda diyorum. 70'li yıllarda diyorum. 75'te Paris Anlaşması'nın taraflarına diplomatik nota yolluyorum. Bakın bu üyeniz Paris Anlaşması'nın Yunanistan üyesi böyle böyle anlaşmayı bozuyor. Buna bir şey söyleyin diyorum. Hiç dinlemiyorsun. Ben o zamanlar çok güçlü değildim donanma olarak ve hava gücü olarak. Amerika 7/10 süreciyle bizi kontrol altında tutuyordu. Ama sonra ben 83'ten itibaren milli ekonomi, milli silahlı kuvvetlere dönüştüm. Ve bugün hazırım. Ben artık istediğimi dış politikada diplomasiyle alamazsam, alamadığımın örneklerini gösterdim. Askeri güçle alırım. Sonra çok can yanar ama neticede benim olur onlar. O halde 1923 düzenine döneceksek sen bu silahsızlandırdığın adaları tekrar 16 tanesini silahsızlandırman lazım. Silahsızlandırmak istemiyor musun? O zaman egemenliklerinden vazgeçersin ve sen bunu silahsızlandırıncaya kadar bunları ben kara suyunu tanımam, hava sahasını tanımam, kıta sahasını tanımam, ekonomik bölgesini tanımam. Belli bir süre veririm sana. O süreye kadar bunu silahsızlandırırsan silahsızlandırırsın. Silahsızlandırmazsan adalar benimdir. Ondan sonra oradaki arkadaşlar bana rapor ederler. Kaymakam atarım, vali atarım, karşı çıkanı da kolunu bacağını kırarım dersiniz. Bence çözüm buradadır. Peki. Ege çözümü, Ege sorunu çözdük. Kıbrıs sorunu çözdük. Batıyı çözdük. Akdeniz kaldı. O zaman Akdeniz'de kalan adalarına bakarız Yunanistan'ın. Bu adalar ne üretebiliyor? Kıtasına bakarız ne üretebiliyor? Masaya otururuz, konuşuruz. Orada bir uzlaşmaya varırız. Peki. Ama ondan evvel varmayız. Buyurun. Uluslararası ilişkilerde masaya oturmadan önce güçlü olmanız gerekir. Türkiye'nin güçlü olması lazım. Türkiye bu dönemde özellikle Balyoz ve Ergenekon'la askeri gücünü önemli ölçüde maalesef yitirdi. Moral olarak askeri Türk Silahlı Kuvvetleri önemli ölçüde güç yitirdi maalesef. Güçlü bir ülkeyiz biz. Halen de güçlüyüz ama önemli ölçüde darbe vurduk bu güce. Bu askeri yargı meselesiyle bugün çok şikayet ediliyor. Ben de geçmişte Milli Savunma Bakanlığı'na danışmanlık yapmış birisi olarak dostlarım, arkadaşlarım var. Çok şikayet ediyorlar. Yani bir generalin bir ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bir erle, bir çavuşla şey yapması halinde, nizaya düşmesi halinde doğrudan gideceği yer sivil mahkemeler. Evet. Yani şu anda öyle. Askeri hastaneleri yok ettik. Orada da geçmişten gelen birikim yavaş yavaş yok oluyor. Doktorlar gittikçe azalıyor. O tecrübeye birikime sahip olan özellikle askeri alandaki birikimimiz yok oluyor. Orada da bir sıkıntı söz konusu.
Benim özellikle bildiğim kadarıyla F-4'ler bu yıldan itibaren şeyden çıkıyor. Bizim silahlı kuvvetler envanterinden çıkıyor. 2027'den itibaren F-16'larımız devreden çıkmaya başlayacak. Hani hep konuşuyoruz ya, planlama olması lazım. Planlamada F-35'ler vardı. F-35'lerin devreye girmesi gerekiyordu. Evet. Şimdiden itibaren 2020'den itibaren galiba girmesi gerekiyordu. Onlar da söz konusu değil. İlk parti 2020 Nisan'da gelecekti bildiğim evet. kadarıyla. Avuzam F-16'ların onarılmasıyla ilgili, update edilmesiyle ilgili anlaşma da galiba askıya alındı. Ona da müsaade edilmiyor. Yani askeri alanda sıkıntılarımız var bildiğim kadarıyla. Deniz kuvvetlerini çok iyi bilmiyorum ama deniz kuvvetlerinde de maalesef önemli ölçüde insan gücümüzü, askeri gücümüzü, subay gücümüzü yitirdik herhalde. Yetişmiş personel. Yani bugün Yunanistan kalkıp da donanmasını buraya gönderiyor ve kabadayılık yapabiliyorsa bunun arkasında başka sebepler de aramak lazım. Yani bizim gücümüzde, askeri gücümüzde bir azalma hissetmesinin, arkasına birilerini almasının bir sebebi var. Güçlü olacaksınız bir kere. Ne yapıp edip ayakta kalabileceksiniz, güçlü olabileceksiniz. Karşıdakini korkutabileceksiniz. Tereddüt edecek size saldırma noktasında son tereddüt olacak. Son 5 dakikamız var bu arada. Evet. Dolayısıyla güçlü olduğumuz zaman biz Kıbrıs meselesinde de, Ege meselesinde de istediğimiz çözümlere, evet Doğu Akdeniz'de de istediğimiz çözümlere ulaşırız. Bu kadarını söyleyeyim. Onun haricinde ekonomiyle ilgili olan çözümler. Bizim biliyorsunuz 37. kurultayımızı yaptık 25-26 Temmuz tarihinde. Evet. Yani 15-20 gün oldu. Orada Türkiye'nin sorunlarını 5 ana başlıkta topladık. 13'te çözüm ürettik. Bunlar hemen hemen herkesin katılacağı şeyler, tespitlerdir. Bunları ben kısaca müsaade ederseniz çözüm dediğiniz için söylüyorum. Önce 5 temel sorunu şöyle özetleyeyim. Demokrasi bu dönemde kağıt üzerinde kalmıştır. Dolayısıyla bir demokrasi sorunumuz vardır. 2, ekonomik bağımsızlığımız tehlike altındadır. Hani söyledik ya, enerjiyle ilgili enerji bağımlılığımız var. Aynı şekilde tarımda bir bağımlılığımız söz konusu. Birçok alanda sıkıntılarımız var. Bir ekonomik bağımsızlığımız risk altında. Dış politikada egemen güçlerin taleplerine boyun eğen bir Türkiye profili ortaya çıkmıştır maalesef. Yani bizim için çok elzem olan Barış Pınarı Harekatı. Hani bir gece ansızın gelebiliriz. YPG'yi 800 kilometrelik alanın dışına, 30 kilometre dışına göndereceğiz. Orada Suriyelileri işgal edeceğiz demiştik. Dolayısıyla bir YPG sorunu kalmayacağız. Suriye'nin bütünlüğünü de koruyacağız demiştik. Şimdi onu hiç konuşmuyoruz YPG görüyorsunuz. YPG petrol satıyor, patron oldu. Maalesef böyle bir noktaya gelindi. O petrolün pazarlaması da bir gün konuşuruz. Yine nasıl yapılacaksa. O da ayrı bir tartışma orada konusu, ayrı bir, o ayrı evet, bir başlık. Sıkıntılar evet, var. Yani dış politikada iyi bir noktada değiliz. Sürekli değişen eğitim politikaları, ki eğitim çok önemli. Türkiye bilgi çağından maalesef kopmak üzere. Ve beşinci olarak da etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç eksenli siyasetle maalesef toplumsal barışımız bozulmuş, büyük sıkıntılar içerisinde kutuplaşmış vaziyetteyiz. Şimdi bunlarla ilgili, bu 5 sorunla ilgili 13'te çözümümüz var. Yeni bir anayasayla, yeni bir anayasa şart. Türkiye'nin bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulması lazım. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine başladığımızdan beri, 2 yıldan beri, aşağı yukarı 2 yıl tamamlandı, bir ay daha geçti üzerinden. Türkiye neredeyse durma noktasına geldi. O kadar sıkıntılı. İstişare yapamıyor, birçok kararı istişareyle alamıyor, ortak aklı kullanamıyor. Hızlandıramadı, tam tersine hızlı olması gerekirken kullandıramıyor. Neyse, bunları tek tek söylemeyeyim. Sonuç olarak Türkiye'nin tabii ki bir planlamaya ihtiyacı var, toplumsal barışa ihtiyacı var. Devletin yeniden yapılanması lazım. Yeni bir merkez yerel dengesi kurulması gerekiyor. Sosyal devletin devreye
konması gerekiyor Türkiye'de. Ve dış politikayla ilgili olarak da bir Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulması, bölgemizde barışın da tesis edilmesi lazım. Bizim sadece Katar gibi bir ülke dostumuz olmamalı. Evet, bizim dostlarımızın çok daha evet fazla olması lazım. Türkiye'nin geleneksel tarihi kültürü içerisinde bu yapısında bir anormallik var. Bunların hepsinin değişmesi lazım. Peki. Çok teşekkür ederim. Bir nokta eklemek istiyorum. Bir defa süremizi aştık. Bülent Bey'in söylediğine katılıyorum. Evet. Askeri hastaneler Türkiye'nin askeri projeksiyonları yurt dışına doğru gittikçe çok büyük eksikliğini hissettirmektedir. Askeri hastanelerin çok kendine özgü nitelikleri vardır. Askeri doktorlar aslında asker olarak cepheye atılırlar, paraşütle inerler. Orada cerrahi muamele yaparlar. Bunları sivil doktor ve hastaneden sağlayamazsınız. Şöyle söylemek lazım. Eğer bir mayına basmışsa bir Mehmetçik, onun kırılan bacağı ya da parçalanan ayağını normal ortopedi bir doktor tedavi eder mi? Eder. Ama bir askeri doktor, o deneyime sahip bir doktor kadar değil. O sahada yapar onu. Sahada yapar üstelik onu. Evet. Yani sadece doktorla da ilgili değil, bu tabii bir kurumsal tabii bir yani şey. Sadece kurumsal bir örnek lazım. Verdim bu konuda. Paşamızı teyit etmek için emekli tümamiral Doktor Deniz Kutluk. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür Değerli izleyenler, sizlere de teşekkür ediyorum. Bizlerle beraber oldunuz. Yalnız bırakmadınız. Biraz sonra Murat Taylan günü sizin için özetleyecek. Evet, Tele 1'de kalın, Tele 1'den ayrılmayın. Hoşça kalın.